Wow Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programının yeni bir soru cevap bölümüyle daha sizlerdeyiz. Her hafta olduğu gibi bugün de değerli konuğum nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edecek. Kendinizle ilgili, ailenizle ilgili, çocuklarınızla ilgili, ilişkilerinizle ilgili, psikolojiye dayandığı sürece sormak istediğiniz her türlü soruyu ekranda gördüğünüz numara üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Şehadet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk ya, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta, her hafta olduğu gibi izleyicilerimize önümüzdeki hafta bugün yetiştiremediğimiz soruları cevaplayarak programımıza başlayacağız demiştik. Yine sorularımız hazır. Bugün izleyicilerimizin yönlendireceği sorulara da yayın esnasında mutlaka yer vermeye çalışacağız. Geçtiğimiz hafta cevaplayamadığımız, sözünü verdiğimiz sorulardan biriyle başlayalım istiyorum. Ben Şehadet de bir Hanım. Şey ekleyebilirim. Tabii, dinleyelim. Lütfen. Özellikle de yanlış hatırlamıyorsam bildiğim kadarıyla direktman birebir arandığı zamanda da ya da belli WhatsApp hattı üzerinden direkt arandığı zamanda da sorular bize çok hızlı bir şekilde iletiliyor. Hani evet. Bunları da bilmeleri belki izleyicimiz için daha kolay olacaktır. Evet, evet. Biz burada doğrudan yayına telefon bağlantısı almasak da arkadaşlarımız geliyor evet, telefonun sonra. Başında bekliyorlar. Siz aradığınız zaman mutlaka bir muhatap buluyorsunuz. Onlar da sorularınızı bize iletiyorlar. Sorularınızı sorarken de soruyla alakalı olabildiğince detay vermeniz bizim için kıymetli. Kaç yaşında olduğunuz, cinsiyetiniz, çocuğunuzla ilgili soruyorsanız onun kaç yaşında olduğu ya da herhangi bir davranış değişikliğinden bahsediyorsanız bunun öncesinde herhangi bir olay yaşandı mı, bir kayıp yaşandı mı, okulla ilgili bir sıkıntı yaşandı mı, gözlemlediğiniz durumları da sorularınızı sorarken bizimle paylaşmanız bizim de daha doğru yönlendirmeler yapabilmemiz açısından çok kıymetli. Veya unutkanlıkla alakalı sorularınızda ki bunu da çok sık cevaplıyoruz. Evet. Geçirdiğiniz bir hastalık var mı? Korona ile bağlantılı bir durum olabilir mi? Bununla ilgili bilgileri de bizimle paylaşırsanız biz de olabildiğince net cevaplar vermeye çalışırız inşallah diyelim. Şehadet Hanım ilk sorumuz şu şekilde. Buyurun. 3 yaşındaki kızım ne söylersem tersini söylüyor. Artık sinirlenmeden tepki veremiyorum. Ona nasıl davranmalıyım? Şimdi Nihan Hanım bilirsiniz böyle çocuklarda hep diyoruz ya 2 yaş sendromu, işte 3 yaş sendromu, 4 yaş böyle sendromlar vardır ama genelde 2 yaş sendromu diye çıkar bize. Ve akabinde de bunun öncesinde de vardır. Aslında bunun öncesinde biz ataklar diyoruz. İşte büyüme atağı geçiriyor çocuklar. İşte o an bir anda elini keşfetmeye başlıyor. Saatlerce ellerine bakıyor böyle dakikalarca. İşte ayağını keşfediyor, ayağına bakıyor. Ayağını işte belli aşamalarda kaldırıp ayağını kaldırmayı, ayağını indirmeyi, ayağını işte yukarı dikmeyi falan öğreniyor. Bu şekilde çocuklarda belli aşamalar vardır. Ama şunu iyi bilmek gerekiyor. Bu çocuğunuz bu yaptığı davranışı size örnek veriyorum. Bana gıcıklık olsun diye mi düşünüyorsunuz yoksa gerçekten çocuk bir şekilde bir döngüye mi girmiş? Yani bir hani yaş sendromları vardır. Acaba bunun içine buna bakmak ve bunu doğru karar vermek gerekiyor. Çünkü mesela örnek veriyorum 2 yaşında olan bir çocuk için yani kış günü yazlık kıyafet giymek ya da yaz günü kışlık kıyafet giymek onun için normal bir hani davranışmış gibi. Kendini orada çok fazla görmüyor. Yani çok fazla kış günü kışlık giymem gerekiyor diye düşünmüyor. Sadece kendi yapabileceklerini ve alanını öğrenmeye çalışıyor. Şimdi 3 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. 3 yaşındaki çocuk artık bireysellikten grup halinde öğrenmeye, grup halinde oyun oynamaya başladığı bir yaş grubundan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir durumda çocuğun tersini söylemesi bir aşamada dikkat çekmek için yani annesinin dikkatini üzerine alması için bak anne ben de buradayım, benim de kararlarım var, benim de düşüncelerim var. Bir benlik, bir ego gelişimi olduğu için bunlarla alakalı olabilir birincisi. Ve diğer bir durum ise çocuk annenin tepkisini, annenin yaklaşımından rahatsız olduğu için ters davranıyor olabilir. Yani burada illa sadece çocuğa bakmak değil, aynı zamanda annenin kendi davranışlarına da bakması. Burada nerede hata yapıyorum, nerede yanlış yapıyorum diye bakması gerekiyor. Yani Nihan Hanım asıl söylemek istediğimiz şey şu. Çocuklarda biz hata ya da yanlış bir davranış gördüğümüz zaman, bir örüntü gördüğümüz zaman onu belli hamlelerle küçük bir dokunuşa değiştirebiliriz. Değiştiremiyorsak, eğer bunun gerçekten olması için belli aşamaları yapamıyorsak, edemiyorsak bu bizimle alakalı bir şey söylüyor. Ya biz o konuda gerçekten ısrarcı değiliz ve düzeltilmesi konusunda gerçekten istekli değiliz ya da
Çocuğa verdiğimiz direktiflerde hata yapıyoruz. Yani bir gün evet diyoruz, bir gün hayır diyoruz. Bir gün hayır diyoruz, diğer gün evet diyoruz. Yani çok tutarsız bir tutum sergiliyoruz. Ve bu şunu unutmamamız gerekiyor ki anne babadaki tutarsız davranışlar, tutarsız yaptırımlar ya da bir gün öyle bir gün böyle olmak çocukta öfkeye doğru sebep olabilir. Yani çocukta öfke patlamaları yaşama ihtimali olabilir. Duygularını öfkeyle çıkartıyor olabilir. Bu çocuğun tersini söylemesi her zaman kötü negatif diye bir şey algılamayın. Geçici bir süreç de olabilir. Siz elinizden geldiği kadar sözü yumuşatmaya çalışın. Eğer tersini söylüyorsa siz tam tersini bir şey söyleyin yine mi tersini söylüyor ona bir bakın. Yani bunu bir oyun olarak mı algıladı buna bakmakta yarar var. Eğer yok oyun olarak algılamadı benim kızım yani her şeyi bunu yapıyor diyorsanız bu sefer de lütfen anne baba kendi tutum ve davranışlarına bakarak bunu değiştirmeye çalışsın. Bir yandan sanki bu 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu evet. gibi böyle o dönemlere bir isim takılınca anneler de biraz daha rahatladı. Ve bütün yaşadıkları sorunları sanki bu başlığa da atfetme imkanı buldular gibi bir söylem artık gelişti. Yani ne olursa olsun ah bizimki de 2 yaş sendromunda, bizimki de 3 yaş sendromunda. Bütün durumlar tamamen kendilerinden bağımsız bu sendromla alakalıymış gibi de bir anlayışa sebep oldu sanki bunlar. Nihan Hanım bunu anlamanın en güzel yolu şu. Gerçekten de 2 yaşında çocukların evet böyle bir inatlaşma durumu her çocukta olur mu? Hayır %100 hepsinde olmaz ama genelde çocuklarda bir inatlaşma hali bu. Kötü bir şey değil. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu çocuğun ego yani benlik kişiliğini geliştirmeyle alakalı mükemmel bir evre. Ben bu 2 yaş grubu, 2 yaş dönemi olsun, diğer işte ergenlik öncesi dönemi olsun, ergenlik dönemi olsun bunlar hepsini rahmet olarak görüyorum. Yani bunlar evet zorlayıcı bir süreç ama hepsi bir rahmet. Hepsi çocuğun değişmesi ve gelişmesi için bir rahmet aslına bakarsak. Hani bu açıdan da buna bakmak gerekiyor. Ama diğer bir türlü biz her şeyi yani çocuk 2 yaşını geçti 5 yaşında hala 2 yaşındaymış gibi, 2 yaş sendromundaymış gibi eğer ki bir yaklaşımda bulunursak ya da 3 yaşına 4 yaşına geldi 2 yaş sendromu var gibi dersek işte o zaman hata yaparız. Hı hı. O zaman eğer ki o sendromda yaşadığı durumlar 2 yaşında yaşadığı durumlar hala devam ediyorsa o zaman anne baba tutumlarını birazcık çek etmesi gerekiyor olabilir. Hı. Hı. Ama yok onunla alakalı bir durum değil. Yani çocuğun anne babasıyla alakalı bir durum değil. Sadece 2 yaşındaysa zaten o 2 yaşından sonra geçen bir durum. Zaten sendrom dediğimiz, yaş yaş olarak sendrom dediğimiz bizi rahatlatan kısım onun sadece 2 yaşa ait olması, ondan sonra geçecek olması. Yani bir şeyin geçecek olması ya da belli bir süre zarfında olması zaten bizi rahatlatan bir şeyin yanının. Sıradaki sorumuz şöyle. Buyurun. İnsanlarla arkadaşlık kurmakta çok zorlanıyorum. Sürekli bir yanlışımı görecekler gibi hissediyorum. Yalnızlıktan da çok sıkıldım. 35 yaşına geldim. Nasıl arkadaşlık kurabilirim? Şimdi Nihan Hanım 35 yaşındaki bir insanın arkadaşlık kurmada eğer zorluk çekiyorsa bunu 35 yaşına bakmamak gerekiyor. Bunun çocukluğuna bakmak gerekiyor. Muhtemelen acaba şu sorulardan bir tanesi zorbalık mı gördüm? Çok ciddi arkadaşları tarafından dışlandı ve aşağılandı mı? Hiçbir zaman okulda kabul edilemez bir çocuk muydu? Hiperaktivitesi vardı. DHEP dediğimiz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu vardı ki bu da çocuklarda toplum içinde ya da grup içinde oynamayı zorlaştıran, gruba adapte olmayı zorlaştıran bir maalesef durumdur, bir sıkıntıdır. Hani bunlar mı yaşan çocukta? Ya da çocukta bir hastalık vardı. O hastalıktan dolayı kendini hep böyle hastanelere gitmek zorunda kaldı ve arkadaş ortamına giremedi mi? Ya da sürekli bir ders çalışma durumunda vardı, belli bir hedefleri vardı ve o hedeflerine mi ulaşmak için sürekli kendini böyle bir evde belli bir ortamda hani sadece ders çalışırken mi buldu? Hani bunlara iyi bakmak gerekiyor Nihan Hanım. Yani buradaki sorunun kaynağına iyi bakmak gerekiyor. 35 yaşındaki kişinin bunun muhakkak cevabını biliyordur. Zorbalık yaşadı, yaşamadı mı? Hmm. Dikkat eksikliği var mı, yok mu? Bunların hepsine baktığı zaman zaten o zaman doğru cevabı bulacak. Dikkat eksikliği var ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan dolayı arkadaş edinemediyse ya da arkadaş edindiği ortamlarda sürekli dışlandıysa, yaptığı uç hareketlerden, yaptığı uç esprilerden, yaptığı işte lider olma isteğinden dolayı sürekli bir aşağılanma olayı ya da dışlanma olayı yaşadıysa bu onu daha farklı açılardan etkileyecektir. Ve bu etkileyen açılar o çocuğun toparlanması için
bu sıkıntılar onun için aslında bir rahmete dönüşebilir. O da şöyle, eğer ki dikkat eksikliğiyle alakalı tedavi görmediyse, bir çalışma yapılmadıysa o çocuğa, şu an yine hala yapılabilir, bir psikiyatriste gidip ilk önce bir dikkat eksikliğiyle alakalı bir ilaç kullanılabilir. Bunu uzman bu uzmandan, yani bir psikiyatri uzmandan alması gerekiyor bunu. Diğer bir durum ise arkadaş, o edinmesiyle alakalı ciddi sıkıntılar, travmalar ve içinden çıkamadığı zorbalık olayları yaşadı ve hala yine acaba bunu mu yaşayacağım, yine insanlara mı güvenemeyeceğim gibi bir şeyler yaşadıysa, bunlarla alakalı da yapması gereken şeylerden bir tanesi bir uzmandan terapi desteği almaktır. Çünkü bizim bazen kendimiz de bilemiyoruz. İzleyicilerimiz özellikle ben bunu söylemek istiyorum ve muhtemelen eğer yapabiliyorlarsa kendilerine bu soruyu sorsunlar. Yani bir döngünün içindesiniz ve bir türlü çıkamıyorsunuz o döngünün içinden. Bu hayatınızda yanlış insan olmuş olabilir. Bu buradaki soru gibi arkadaş edinememeyle alakalı olabilir. Bu bir soru, bu benzer soruları gördüğümüz için söylüyorum. Sürekli aynı çaresizliği yaşamak, sürekli aynı girdabın içinde olmak. Sürekli aynı tarz insanlarla muhatap olmak, evet. Sürekli aynı tarz insanların hayatınıza uzaklaşması. Bunlar hep hayatınızla alakalı mesajlar veriyor ve hayatınızla ilgili bir şeyler söylüyor size. İşte o yüzden ben bunun aşamada da muhakkak ve muhakkak bir uzmandan destek alınması gerektiğini söylüyorum. Ve bir uzmandan destek alınması da kişiyi rahatlatacaktır. Diyelim ki gerçekten zorbalık yaşadınız ve zorbalıkla alakalı, yani problemin kaynağını biliyorsunuz yani. Evet, ben bir zorbalık yaşadım hayatımda ve bu zorbalık benim hayatımda insanlara güvenmemi etkiledi. Ben güven problemi yaşıyorum. Arkadaşıma, en yakın arkadaşım beni arkamdan vurdu. En yakın arkadaşım beni yarı yolda bıraktı. Hani bunlar gibi bir söyleminiz varsa ve bu hayatınızda sürekli akışına devam eden bir olaysa, artık demek ki değişmesi gereken kişi sizsiniz. Bu sizinle alakalı bir şey söylüyor. Şimdi 35 yaşındaki insana şunu diyemeyiz. Hadi bakalım git bir arkadaş bul. Hadi onunla arkadaş ol. Şu an psikolojide olduğunu düşünmüyorum bu arkadaşın. Neden düşünmüyorum? Çünkü kendiyle ilk önce belki arkadaş olması gerekiyor. Belki kendine, kendi arkadaşlarına çok fedakarlık yaptı. Belki kendine fedakarlık yapması gerekiyor. Kendini görmesi gerekiyor. Kendine birazcık daha zaman ayırması gerekiyor. Belki bu kadar kaygının alt tarafında yatan şey karşı tarafa olan davranışı değil, kendisine olan yaptığı bir zorbalık olabilir. Kendi arkadaşlarına belki çok iyi bir insanı ve sürekli kaybediyor. Bu da olabilir. Çünkü neden kaybediyor? Zorbalıkla alakalı bir durum varsa muhakkak unutmayın. Size bir zorbalık yapıyorsa siz de bunu izin veriyorsunuzdur. Eğer zorbalık yapılıyor, sınır koyuyorsanız artık izin vermiyorsunuzdur. Ama zorbalık yapılıyor ve izin veriyorsanız artık bu sizinle de alakalı bir şey söylüyordur yanın. O yüzden yalnızlıktan da çok sıkıldığını söylüyor. Şunu da unutmasın. Hayatta böyle bir robot gibi bir arkadaşı olmayacak. Yanlışını da söyleyecek, hatasını da söyleyecek. Şöyle şöyle yapsan da şöyle olur, böyle böyle yapsan da tavsiye de bulunacak. Bazen yanında olacak, bazen yanında olamayacak. Hani bu tarz durumlar da olabilir. Hani böyle durum olacağı için, böyle durumlarda yaşama ihtimali olacağı için mükemmel bir arkadaşlık beklentisi olmasın. Ya da mükemmel bir hayatımızda kesinlikle bununla evlenirsem ya da bununla arkadaş olursam harika bir arkadaşlığım olacak değil. Hayır, öyle bir şey yok. Hani nasıl evlilikte olmayacağını söylüyorsak arkadaşlıkta da öyle bir şey olmuyor. Çünkü o da kendi yarasını getiriyor, arkadaşlık ilişkisini. Yarasını bırakabiliyor. O yüzden burada önemli olan şeylerden bir tanesi gerçekten arkadaş olabiliyor, olmak istiyorsanız ya da arkadaşınız olsun istiyorsanız burada birazcık daha esnek olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Esnek olmak demek her zaman söyledikleri zaman işte öyle yapılacağım, edeceğim, herkesin dediği gibi olacağım demek değildir. Ayaklarınız sağlam ama duruma göre bazen sağda solda rüzgarın akışına göre hafiften böyle esneyebilirsiniz. Ama ayaklarınız sağlam olur orada. Ayaklarınız değişmez, yani duruşunuz sağlam olur. Ama hafif bir esneme payı bırakırsınız. Sen bana bunu nasıl söyledin demezsiniz de ya bunu belki konuşarak halledebiliriz diye yaklaşırsınız. Yani duygularımız burada daha kontrol altında olur. İşte bu açıdan baktığımız zaman kişinin korkularından biri de sürekli yanlışımı görecekler gibi hissediyorum olduğu için burada da şuna odaklanmak gerekiyor. Ben eleştirileceğim. Ben beğenilmeyeceğim. Ben sevilmeyeceğim inancı var. Bunlar dediğim gibi yani terapinin daha çok kendi terapistinin konusu olabilecek ve çalışabilecek alanlardır. Lütfen izleyicimiz bu
bu tarz şeyi yanlışımı görecekler diye bir şey yapmama gibi durumu bırakmasınlar, üzerine gitsinler. Çünkü yanlışımı görecekler diye arkadaş olmam benim savunma mekanizmam olabilir. Arkadaş edinmemek için kendime kurduğum bir savunma mekanizması olabilir. Bunu da yıkmanın en güzel yolu her şeye rağmen devam etmektir. Ama ben bunu yapamıyorum diyorsa da en sağlıklı şeylerden bir tanesi bir uzmandan destek almaktan yanım. Sık sık vurgulamaya çalışıyorum. Her davranışın bir amacı vardır diye. Arkadaş edinmek isteyip arkadaş edinememenin altında ne yattığının farkında soruyu soran izleyicimiz. Yanlışının görülmesinden korkuyor ve bu korkuyla yanlışının görülmesiyle alakalı da bir duygusu var muhtemelen. Ve yanlışı görüldüğünde hissetmekten korktuğu da bir duygu var. Genelde biz zaten böyle hayatımızı olumsuz etki eden davranışlarımızı bir duyguyla olan meselemizden dolayı gerçekleştiririz. Yani o duyguyu yaşamaya müsaade etmediğimiz ve o duyguyla karşı karşıya gelmek istemediğimiz için o duygudan kaçınacak şekilde davranmaya çalışırız. Burada genel olarak hayatımızdaki böyle bizi zorlayan durumları bir örüntü halinde düşünecek olursak, arkadaş edinmek istiyorum. Arkadaş edinmekle alakalı zorluk çekiyorum. Eğer arkadaşım olursa yanlışımı görür. O zaman yanlışımı görürse ben çok kötü hissederim. Bunu hissetmemek için hiç arkadaşım olmasın. Evet. Ama yalnız kaldığım için çok üzülüyorum. Tekrar arkadaşımın olmasını istiyorum gibi bir döngünün içinde kalıyoruz. Bu sadece bu soru üzerinden bir örnek. Bunu genel olarak hayatımızda da düşünebiliriz. Yani bizi zorlayan davranış örüntülerimizle alakalı. Biraz daha bunun arka planında acaba... Neye yer verirsek hayatımızda, kendimizle alakalı neyin, hangi duygunun hissedilmesine imkan tanırsak o zaman bununla savaşmak yerine bununla beraber harekete geçebiliriz. Belki de ufak bir soru halinde kendi hayatımızı şöyle bir bu soruyla gözden geçirebiliriz. O duyguları yakaladıktan sonra o duygulara yer vermek, içimizde onu yaşama imkanı sağlamak. Sonrasında bütün bu kaçınma davranışlarından bizi yavaş yavaş belki de uzaklaştıracak. Yanım şunu da eklemek gerekiyor. Ben özellikle izleyicilerimize bunu muhakkak söylüyorum. Lütfen. Eğer döngünün içindeyseniz hayatınızda neden bu olay sürekli başıma geliyor? Neden bu insanlarla sürekli muhatabım? Neden başıma sürekli aynı olay döngüsünün içinde yaşıyorum? Neden sürekli çaresiz hissediyorum? Neden sürekli sevilmediğimi düşünüyorum? Neden her yaklaşımım böyle diyorsanız lütfen o an demek ki artık terapinin ve uzmandan bir destek almanın zamanı gelmiştir. Evet. İstediğiniz kadar kendi hayatınızı analiz etmeye çalışın. İstediğiniz kadar kendi hayatınızı teker teker en baştan doğduğunuz günden şu ana kadar bir gözünüz önüne geçirin. O an sadece size bir farkındalık verecektir. Ama harekete geçirecek olan şeylerden bir tanesi bir uzmandan destek almaktır. Bunu da özellikle ekstradan notumuz olarak söyleyelim yanımda. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Oğlum 11. sınıfa gidiyor. Üniversite sınavına çalışmaya başlaması gerektiğini her söylediğimde aramızda bir kavga çıkıyor. Sınav dönemini nasıl geçirecek acaba diye endişeleniyorum. Ona nasıl yaklaşmalıyım? Şimdi izleyicilerimizin bir kısmı muhakkak çocukları sınava giriyordur. Üniversite sınavı olsun ya da işte lise sınavları olsun. Çok bunu aldılar değil mi aileler Nihan Hanım? Yani bu mesajda bile, bu soruda bile endişelerini, bunalmalarını, artık of ne olacak bu çocuğun sonu? Evet. Yani birazcık daha çalışsa çok iyi yerleri kazanabileceğimiz diyeceğimiz çocuklar ellerine telefon, ellerine tablet, ellerine bilgisayar, o sosyal medya senin, bu sosyal medya benim, o oyun senin, bu oyun benim diyerek hayatlarını heba ediyorlar. Ki biz geçmişe dönseydik şunu çok giderdik. Ya keşke 10 yıl önce, 20 yıl önce olsa da şuradan şunu daha iyi yapsaydım. Derslerim şu kadar daha iyi olsaydı. Daha boş vaktimi burada geçirmek yerine daha iyi şunu yapsaydım derdik değil mi? Bunu biz yetişkin olarak söylüyoruz. Yetişkin aklımızla söylüyoruz. Çocuğumuzun da pişman olacağını düşünerek söylüyoruz bunu. İşte aynı şeyi, aynı durumu... çocuğumuz da şu an farkında olmadan yaşıyor. Ve zannediyor ki hayat onun için sadece bu zamandan ibaret. O zaman da ben telefonla oynayayım, kendime vakit geçireyim. Şu an ailen yapabilecekleri en sağlıklı şeylerden bir tanesini yanalım. Ben bunu ekstradan söylüyorum. Eğer ki çevrelerinde çocuğa hitap edecek bir
kuzen, bir arkadaş, bir abi, bir abla, böyle bir büyüğü biri varsa, sevdiği biri, o sizden çok o muhatap olsun. Yani sizin ona söyleyeceğinizden çok o hayatla alakalı konuşmaları o versin. Hı-hı. Çünkü sizin çocuğunuza ait verdiğiniz şeyler bir noktadan sonra bir işe yaramıyor. Neden yaramıyor? Çünkü çocuk bir noktadan sonra düşünüyor ki, ha tamam diyor, annem diyor, zaten diyor bir gün böyle söylüyor, bir gün böyle söylüyor, niye ona inanayım demeye başlıyor. Ama çevrenizden biri bunu söylerse, yani saygı duyduğunuz biri ya da çocuğunuzun sevdiği biri bunu söylerse, çocuk için daha etkili olur. Her zaman diyorum, eğer siz çocuğa etkili olamıyorsanız, çevrenizde güvendiğiniz bir insan olsun ki, hı hı, o insan çocuğunuzla konuşsun, dertleşsin, gerekirse abilik ya da ablalık yapsın. Bundan şuraya doğru geçmek gerekiyor Nihan Hanım. Burası çok kıymetli. Bazen bunu biz bulamayabiliyoruz, bunu yapamayabiliyoruz. Bunun sınıf hocası olabilir ya da herhangi bir üst sınıftan biri olabilir. Bazen üst sınıflar alt sınıflara ders çalıştırır. Bazı okullarda öyle bir çalışma sistemleri var ve çok beğendiğim bir sistemdir. Üst sınıflar alt sınıflara ders çalıştırır ve orada hem çalıştıran kişi daha çok iyi öğrenir, hem de çocuk kendi akran grubundan daha iyi öğrenir. Bunu asla unutmayın. Hatta bununla alakalı bir araştırma söylemek istiyorum. Harvard Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam bir çalışma aslında bu. O da şöyle, hoca ya fizik ya matematik dersi, ama zannımca fizik dersi olabilir. Dersi anlatıyor ve öğrenciler bir noktadan sonra dersi anlamıyorlar. En basitini anlatıyor, yine aynı sıkıntıyı yaşıyor. Ondan sonra bazı öğrencilerin daha iyi anladığını gözlemliyor ve nasıl yaptıklarını öğreniyor. Öğreniyorlar ki dersten sonra mesela birbirlerine anlatıyorlar. Hmm. Hoca şöyle bir teori gerçekleştiriyor dersi anlattıktan sonra. Dersi çok kısa anlatıyor, sonra diyor ki hadi herkes birbirine dersi anlatsın. Yanındaki kişi diğer yanındaki kişiye ders anlatmaya başlıyor ve bir anda sınıfın ortalaması yükselmeye başlıyor. Ders içinde oluyor bunlar aslında baktığımız zaman. Belki de bu yaklaşım akranların birbirine öğretmesi, evet, belki bizim öğretmen olarak ya da bir işte bir konuda uzman biri olarak anlatmamızdan daha kıymetli. Çünkü o çocuk kendi dilini öğreniyor. Kendi diliyle öğretiyor. Ve gerçekten bunlar çok kıymetli olabilir. Belki de bizim yapmamız gereken, okullarda da uygulamamız gereken şeylerden bir tanesi çocukların birbirine ders anlatmasına izin ve olanak vermektir. Bunu şöyle bir örnekle devam ettirmek istiyorum Nihan Hanım. Bir gün çocuklara anlatıyoruz işte bu bardak, işte bu işte telefon, bu kalem ya da meyveleri anlatıyoruz. Şimdi yeni yeni konuşmayı öğrenen iki tane yeğenim var ve bunlar bir noktadan sonra evet konuşuyorlar ama tam değil. Sonra bir tık daha iyi konuşan diğerine ders anlatıyor. Bak diyor işte bu diyor işte kalem diyor, bu kağıt diyor. O da tekrar ediyor onu. Ama bizim dediğimiz gibi tekrar etmiyor. Ondan duyduğu şekilde tekrar ediyor. Yani ne demek oluyor? Aslında bize yakın olan, yaş olarak, cinsiyet olarak, beden olarak daha yakın olan iş şeyleri biz, yaş olarak da olabilir ya da dediğim gibi aynı memleketten de olabilir. Bizde böyle memleket şeyliği de vardı. Daha iyi öğreniyoruz, daha iyi kapıyoruz, daha iyi anlıyoruz aslında baktığınız zaman. Bu çok kıymetli. Demek ki siz de çocuğunuz eğer bunu anlamıyorsa, okulla görüşerek bir o sınıftan daha başarılı bir öğrencinin çocuğuna da ders vermesini sağlayabilirsiniz. Çocuk oradan çok daha iyi öğrenebilir, çok daha iyi kavrayabilir. Bunu sadece bu soru genelinde söylemiyorum Nihan Hanım. Lütfen eğer bizi izleyen öğretmenlerimiz varsa, eğer bizi izleyen okulda görevli olan müdürlerimiz varsa lütfen bu yöntemi uygulasınlar. İnanın çocuklar çok daha iyi öğreneceklerdir. Gerekirse dersi 20 dakika anlatsa da 20 dakika sonra herkes birbirine dersi anlatsın deyin. Bakalım nasıl bir anlatım çıkacak sınıfta. Özellikle sayısal konularda ya da formüllerin ya da matematiksel işlemlerin gerektiği sayısal derslerde nasıl bir yöntem işe yarayacak, buna bakmak gerekiyor. Diğer bir yöntem ise, eğer ki hala bir zorluk çekiyorsanız, elinizden geleni yaptınız, okula görüştünüz, bir üst sınıftan bir ders anlatıyor, çocuk daha iyi anladı ama hala yeterli değilse, lütfen ve lütfen iyi bir araştırma yapın ve eğitim koçuna gidin. Her eğitim koçu için aynı şeyi söylemiyorum ama özellikle öğretmen olan eğitim koçları olabilir. Matematik öğretmeni olabilir, işte fizik öğretmeni olabilir ya da işte Türkçe öğretmeni olabilir. Ama öğretmen olan eğitim koçları bir konuda çocuğu eğitmesi konusunda daha başarılı bir yol çizebilir. Çünkü çocuğun nerede eksiği olduğunu görebilir. O eksiğine göre de destek de verebilir çocuğa. İşte o yüzden bence bunları çok fazla kaçırmayın. Çocuğuma nasıl yaklaşmalıyım diye soruyorsanız, her zaman yanım diyorum. Tıkandığınız zaman lütfen çocuğa illa yaklaşmam gerekiyor, işte çocuğa daha yakın olmam gerekiyor diye düşünmeyin. Belki de ikinci, üçüncü şahısları devreye sokarlarsa
belki çocukla alakalı ilerleme daha sağlıklı olacaktır diye söyleyelim izleyicimize. Siz öğrencilerin birbirine konu anlatmasını söylediğiniz zaman muhtemelen pek çok kişinin de aklına gelir. Üniversitede derslere çalışırken evet. Öğrenciler genelde konuları sınavlardan önce birbirine anlatır ki biz de bunu yapardık. Hatta konuları kendi aramızda dağıtırdık. Ve herkes sorumlu olduğu konuyu sırayla herkese anlatırdı. Gerçekten bu bahsettiğiniz durum kendi yaş grubuyla beraber çalışma halinde akılda kalacak örnekler verme imkanı bulmak, kendi dillerinden konuşmak ya da çevrelerindeki birine veya bir şeye benzeterek o konuyu daha çok zihinde somutlaştıracak hale getirmek arkadaşlarla ders çalışmanın güzel yanlarından biri. Genelde ebeveynler arkadaşlarla bir araya gelince ders mi çalışılır canım siz kesin kaynatırsınız. Evde çalışın dersinizi de diyebiliyorlar. Buna çok yanaşmayabiliyorlar. Evet. Ya da dışarıda ders çalışma kavramı onlar için çok yabancı da olabiliyor. Yani ne demek dışarıda oturacağız bir kafede ders çalışacağız. Hatta büyüklerin çok da güldüğüm bir tabiridir. Sığamadınız mı evinize diye genelde söylerler. İşte bunun gibi durumlarda biraz daha artık farklı imkanlar sağladığını da düşünerek belki de ebeveynler yeniden çocuklarına bu istekleri karşısında yeni bir fikir geliştirebilir. Daha önce siz ders çalışmayla alakalı bir soruyu cevaplarken yine bahsetmiştiniz. Bütün çocuklar mutlaka masa başında oturarak ders çalışacak diye bir şey yok. Her çocuğun öğrenme tarzı farklı olabilir. Evet. Kimisi yürüyerek ders çalışır, ayakta okuduğunu daha iyi anlar, daha iyi hatırlar diye. O yüzden biraz daha artık yeniliklere ve farklılıklara da zihnimizin açık olması gerektiğini belki de söyleyebiliriz bu bağlamda. Sıradaki sorumuz şöyle. Çok da güzel bir soru. 3 yıllık evliyiz. Eşimle severek evlendik. Sürekli her işi ertelemesi yüzünden tartışıyoruz. Bu konuyu nasıl çözebiliriz? Teşekkür ederiz izleyicimizin sorusu için. Aslında ertelemesi olayı değil, kaygısını ertelemek istiyor. Burada sadece olay kaygıyla alakalı. Genelde ertelemeyle ilgili çalıştığımız danışanlarımız oluyor. Yani genelde ertelemeyle ilgili çalıştığımız danışanlar üniversite öğrencisi, üniversite yazılık öğrencisi sürekli erteleyerek yani kaygı verecek, rahatsız edici duruma geçmek istemiyorlar. Yani ders çalışmak onlar için kaygı verici oluyor. Bunların üzerine çalışıyoruz birazcık daha. Ama buraya baktığımız zaman eğer ki en ufak bir işi bile erteliyorsa, o an keyfi gelmiyorsa, yapmak istemiyor, çok keyif ehli bir insan. Ama onu koltuktan kaldırmak büyük bir mesele. Yani atom parçalamışsa onu koltuktan kaldırıp örnek veriyorum bir tane musluğu tamir ettirmişiz örnek veriyorum. Ya da işte bir yerin boyanmasını istemişiz ya da bir tabağı çıkartmasını istemişiz. Atom parçalamak daha kolaydır inan diyen izleyicilerimiz olabilir. Bununla alakalı şöyle bir şey var. Bu kişinin kaygısı o kadar yüksek ki İnan Hanım. Bir şeyle yüzleşmek istemiyor olabilir. Birincisi bu. İkincisi de ertelemeyi bir kişilik özelliğine dönüştürmüş olabilir. Ben her şeyi son dakika yaparım. Ben son dakika yaptığım işe gayet iyiyim diyebilir. Ve bu dediği şeyde de yanlış değildir aynı zamanda. Doğru olabilir. Yani son dakika yapan işlerini son dakika yapan kişiler işlerini kötü yapıyor anlama değildir. Sadece son dakika zihnini toparlayıp o kaygı en yoğun olduğu anda, stresin en yoğun olduğu anda daha iyi işler ortaya çıkartabiliyorlar. Bu gerçekten de araştırmaların gösterdiği sonuçlardan bir tanesi. Böyle bir durum olabiliyor. Ama eğer ki evde sürekli bir tartışma oluyorsa, evde birbirinin duyamamayla alakalı bir şey oluyorsa, bu ertelememeyle ve evde tartışma oluyorsa Nihan Hanım ertelememeyle alakalı tartışmanın kaynağına doğru bakmak gerekiyor. Çünkü kişi şunu asla unutmamak gerekiyor. Evlenmeden önce Ahmet'tiniz, Mehmet'tiniz, Ayşe'ydiniz, Fatma'ydınız. Evlendikten sonra eski Ahmet, eski Mehmet, eski Ayşe, eski Fatma olarak kalamazsınız. Sorumluluklarınız ve yapmanız gerekenler farklıdır. Eskiden evde rahatlıkla kanepenin üzerine oturup hiçbir şey umursamazken, evlendikten sonra bir kapı çaldığı anda ister istemez bir telaşınız oluyor bir zil çaldığı zaman. Ya da ekstradan bunu şuna da eklemek gerekiyor. Çocuğunuz olduğu zaman da eskisi gibi bir evli yeni çift gibi de olmuyorsunuz. Tamamen üçüncü bir şahıs hayatınıza giriyor ve üçüncü bir şahısa tekrardan bir kek yapmaya çalışıyorsunuz. Kek örneğini çok verdiğim için açıklama yapmayayım Nihan Hanım.
Şimdi böyle bir durum olduğu zaman da erteleme ile alakalı huy ve suy değişmesi gerekiyor burada. Eğer ki kişi ne kadar konuşursa ve konuşsun, ne kadar tartış atarsın bir yola gidemiyorsa, hı hı, bunun en sağlıklı çözülebileceği yollardan bir tanesi, doğru bir şekilde birbirini görebileceğimiz yollardan bir tanesini yananın birbirlerini doğru duyabilecekleri bir çift terapisine gitmeleri gerekiyor. Çift terapisine insanlar bazen şöyle ay her hafta gideceğim bir şey gibi algılıyor. Hayır, her hafta gidecekleri bir şey değil. Hatta birkaç seans gidip belki ayda bir kere gidip birbirlerini doğru duymayı öğrendikleri zaman belki çok şifalanıp evde, hı-hı, uygulamaya devam edecekleri bir sistemdir. Hı-hı. O yüzden bunu çok fazla kendilerini böyle aman Allah'ım hani buna da gerek vardı dedi. Yöntem öğrendiğiniz zaman o yöntemi devam ettirebilirsiniz. Ve özellikle ilişki odaklı çift terapisi bu konuda daha kişilere daha böyle çıkar yol, daha kolaylaştırıcı bir yol sunarak birbirine doğru görmelerini, hı-hı, sağlar. Kişi neden erteledi üzerine konuşurken hanımefendi de beyefendi ertelemenin onu rahatsız ettiğini konuşarak birbirlerini doğru duymalarını sağlayabilir. Önemli olan yanının kalpten kalbe doğru duyabilmek, hı hı, kişinin eşinin evine doğru ziyarette bulunabilmesi, beyefendi hanımefendinin evine doğru ziyarette bulunması gerekiyor. Hı hı. Çöplüklerimizi değil, birbirimizin negatif taraflarını görerek değil, olduğu gibi seni dinliyorum ve duyuyorum. Olan şeyleri kenarda bırakarak duyuyorum. Sadece duyma üzerine, dinleme üzerine yaparsak daha sağlıklı olacaktır. İhtiyaçlarımızı doğru şekilde söylersek bu ilişkiyi daha doğru hale getiririz. Ve eğer ki bir tartışma varsa ve bir tartışma, iki tartışma, iki tartışma, dört tartışma, dört tartışma, sekiz tartışmayı giderek artan ve büyümeyle devam ediyorsa lütfen burada unutmamaları gereken bir durum var ki odanın yananın muhakkak bu tartışmalar daha da büyüyebilir. O yüzden hiç vakit kaybetmeden bir uzmandan bir yöntem öğrensinler ve o yönteme binaen de ilişkilerini daha sağlıklı hale getirsinler. Hı hı. İnşallah diyelim. Şimdi sıradaki sorumuz şu şekilde. Oğlum dün bilgisayara dokunmasına müsaade etmediğim için kolumu ısırdı. Dün akşam küs uyuduk. Bugün de biraz önce bana sesli mesajlar gönderdi ama benzer davranışı birkaç kez daha yaptı. Tahmin edeceğiniz gibi ben uygun dil ve anlatımla izah edip çok canımın acıdığını ve bu davranışı sadece sokak hayvanlarının tehlikeyi hissettiği anda yaptığını, insanı ısırmasının doğru bir davranış olmadığının altını çizdim. Bana sürekli tabletteki diyaloglardan etkilenerek kadın sus, konuşma, git başımdan gibi cümleler kuruyor. Affetmeli miyim yoksa birkaç gün nasıl davranmalıyım? Dünü ısıtıp tekrar sunmak doğru mu? Yaptığı hatanın altını çizerek nasıl bir cümle kurulmalı? Yaşı kaç ne hanım? Zannedersem okul öncesi, anaokulu, ilkokul olabilir. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Burada annenin evet söylediği şey çok haklı. Sokak hayvanların tehlikede hissettiği anda yaptığı bir davranış olarak söylüyor ama şunu asla unutmayın. Biz de tehlikede hissettiğimiz zaman bizim davranışlarımızla hayvanların davranışları çok benziyor. Evet. Bunu lütfen unutmayın. Yani biz de bir durum olduğu zaman bağırmak, işte tepkisel davranmak ya da işte bak tırnaklarını çıkarttın, işte yine beni şimdi laflarınla tırmalayacaksın demek. Yani bunlar gibi davranışlar, bunlar da hayvanlara ait bazı davranışlar var. Hayvanlar da tehlikeyi gördükten ve tehlikeli ortamdan kurtulduktan sonra bir ortama gidip sakinleşmeye çalışırlar, kendilerine gelmeye. Bizler de bunu yapıyoruz. Bir anne yavrusunu tehlikede gördüğü zaman canını öne atıyor bir hayvan. Biz de aynı şekilde çocuğumuza bir şey olduğu zaman biz de kendi canımızı ortaya atabiliyoruz. Yani lütfen burada çocuğumuza bazı evet doğru bilgi verirken şunu asla unutmayalım. Biz de hayvan ve İnsan olarak evet ayrı türlerde olabiliriz ama davranış örüntüleri açısından tehlikeli olduğumuz, canımızla alakalı ve tehlikede gördüğümüz şeylerin davranışları çok benzerdir. Ki bununla alakalı araştırmalar da yapılmıştır. Özellikle Kaplan'ı Uyandırmak kitabını, hı hı, tavsiye ediyorum izleyicilerimize. Kaplan'ı Uyandırmak diye bir kitap var. Yanılım hatta onun ismini belki yazarın ismini siz daha iyi, hı hı, şey yaparsınız, söylersiniz birazdan. Kaplan'ı Uyandırmak kitabını okurlarsa orada aslına baktığımız zaman bizim de davranışlarımızın üç temel özellik olarak veririz. Yani bir olayla karşılaştığımız zaman ya buz haline dona kalırız, hı hı, kendimizle alakalı ya kaçış yaparız ya da o olayla ilgili savaşırız. Bu çocuğunuz evet savaşmış, bir ısırma davranışı gerçekleşmiş ama onun verdiği davranış 6 yaşa uygun bir davranış.
Yani bu çocuk eğer ki 15-20 yaşında aynı davranışı veriyorsa işte o zaman biz deriz ki hayır bu yetişkin davranışı değil deriz. Hı hı. Ama 6 yaşında çocuk ancak verebileceği davranış bu. Bu şekilde verebilir. Şimdi burada o da tehlikede hissettiği için bu davranışı veriyor. Bu davranışın çok fazla kötüdür, yanlıştır demek yerine bu davranış yerine ne yapabiliriz? Hadi gel seninle bunu konuşalım. Evet, canın sıkıldığı zaman, annen sana böyle böyle bir şeyler söylediği zaman canın çok sıkıldı. Hadi onunla beraber o enerjimizi başka türlü atalım. Yastığa vuralım seninle, birbirimizle böyle itme oyunları oynayalım ellerimizle ya da bağırma yapalım, böyle ağzımızı havaya kaldırarak bağıralım. Rahatlatacaktır bunlar çocukları. Bu tarz davranışlar yapalım. Birincisi bu. İkincisi de eğer çocuk tabletle oynayarak tutum ve davranışları değişiyorsa, daha böyle yetişkin kaba hareketler, kaba söylemleri varsa lütfen o tableti artık kapatın evden. 6 yaş ve 6 yaş çocuğundan bahsediyoruz ve tablet elinde. Ve tablet elinde olduğu için söylemleri değişmiş, tamamen kapatın. Yani perhize falan girmeye gerek yok burada. Hani diyorum ya 3 hafta 5 hafta. Hayır, tamamen, çünkü tutum ve davranışları değişiyor. Çocuğa eve isterseniz Montessori odası yapabilirsiniz. İsterseniz oyunlardan işte kumlardan bir oda yapabilirsiniz. Kum sakinleştirir. Lütfen eve deniz kumu alabilirsiniz. Bir örtüye serip o deniz kumunda böyle elleriyle böyle oynasın. O içine oyuncaklar koysun, gömsün, çıkarsın. Bu tarz çalışmalar yapabilirsiniz. Ama lütfen ve lütfen siz tablet eline verdikçe, siz çocuğun eline sosyal medyayı verdikçe, oyunu verdikçe o çocuğun davranışlarının olumlu yönde değişmesini asla ve asla beklemeyin. Maalesef ki bunlar çocuğun beyinlerine etki ediyor ve bir noktadan sonra yanım söylediğimiz gibi sanki bir bağımlılık gibi, bir madde bağımlılığı gibi bağımlılık etkisinden dolayı daha da kötü ve daha da zor bir hale geliyor. Sorunca devamında şöyle söylemiş. Affetmek mi yoksa birkaç gün nasıl davranmalıyım diye. Burada affetmeyle alakalı şeyden bu durum size yani kadın sus, konuşma, git başımdan demesi size mesaj vermesi gerekiyor. O da şu ki siz bununla alakalı, bu çocukla alakalı kesin bunu öğrendiği şeyle alakalı kesin tavır koymanız gerekiyor. Evin içinde bir kaçak var ve o kaçağı kesin kapatmanız gerekiyor. O da muhtemelen yüksek ihtimalle bir tablet. Hı hı. Lütfen bu olay sizi daha da büyük hale getirmeden, bu olay daha da büyümeden, daha da sıkıntı hale getirmeden bununla alakalı tavır değişikliğine gidin. Çocuğunuzla alakalı tablet aldım ne yaparsam yap demeyin. Onu odayı ayarlayın, hadi beraber kum alacağız. Bunu heyecanlı hale getirin. Biliyor musun, odanı değiştireceğiz, sana kumdan böyle bir işte plastik bir kap alacağız. Onun içine kum alacağız. Kumlar için çok güzel oyuncaklar alacağız. Artık onda rahatlayabilirsin, orada vakit geçirebilirsin diye. Ama bundan sonra tablet olmayacak hayatında. Hayır anne, ben onsuz yaşayamam. Ahmet, Mehmet, oğlum, karar senin. Ya tableti tamamen alacağız ve bir şey olmayacak ya da sana beraber gideceğiz, çok güzel oyuncaklar alacağız, işte rahatlayabileceğimiz oda tarzımızı değiştireceğiz şeklinde bir yaklaşımda bulunun. Siz sınır koymazsanız bu çocuk asla sınır öğrenmez. Sizin sınır koymanız gerekiyor. Bu da ne kadar erken başlarsan yanım o kadar sağlıklı olacaktır diye aileye söyleyelim. Teşekkür ederiz Şehadet Hanım. Bu evet izleyicimizin sorusu ama benzer pek çok soruda gördüğümüz gibi pek çok ailenin de temel problemlerinden birisi genellikle telefon veya tabletten etkilenerek çocukların davranışlarının değişmesi ve uzun süreli maruziyetinde agresyonu çıkarttığını ısrarla tekrar tekrar vurgulamaya çalışıyoruz. İnşallah başka vesilelerle çocukların kendilerine zaman geçirme imkanlarını sağlamalarını temenni ediyoruz. Sıradaki sorumuz şöyle. 4,5 yaşında bir oğlumuz var. Aile ortamında abisi ve kardeşleriyle, kuzenleriyle çok güzel konuşuyor. Ancak tanımadığı kişilerle konuşmuyor. Bu sene anaokuluna gidiyor. Okulda da öğretmeni ve arkadaşlarıyla konuşmuyor. Okula gitmekten çok memnun, mutlu oluyor. Bu durumu nasıl aşabiliriz? Nenem Hanım, burada şöyle bir durum var. Şimdi 4,5 yaş bir kere çok küçük bir yaş durumu. Çocukta bir anda böyle girişkin olmasını beklemek, çocuğun bir anda kendini ifade etmesini beklemek gerçekten çok zor olabilir. Burada birazcık sabırlı olsunlar. İlk önce söyleyeceğim şeylerden bir tanesi. İkincisi de 4,5 yaşındaysa ve yakınlarıyla irtibat kurup yabancılarla kuramıyorsa bunu her zaman kötü olarak algılamasınlar. Ama
anaokuluna gidiyor ve okulda arkadaşları var, öğretmeni var ve bunlarla konuşmuyorsa burada şuna bakmak gerekiyor. Bu çocuk kaygılı olabilir, kaygılı bir yapıya sahiptir ve bağlanma ile ilgili problemler olabilir. Ve burada güvenle alakalı sıkıntılar yaşayabilir. Çünkü belki de okulda birbirlerinin birine zorbalık yaptığını görmüş olup mesafe koymak da istemiş olabilir. Ya da arkadaşlarına baktığı zaman da ben bunlarla arkadaş olmayayım şimdi bana bir şey yaparlar ya da kendini korumaya almış olabilir. Burada eğer ki çocuklarınıza böyle bir durum söz konusu varsa ne yanım. Yani eğer ki çocuğunuz evde örnek veriyorum evde kedi dışarıda aslan. Evde aslan dışarıda kedi gibi. Buna benzer durumlar söz konusu lütfen ve lütfen burada demek ki çocuk evde olan durumla okulda olan durum arasında yani okulda hissettiği rahatlık arasında bir fark var. Bir sıkıntı olabilir. İlk önce anaokulunun rehberlik servisiyle konuşulmalı. Çocukla alakalı herhangi bir problem var mı? İyi bir gözlem yapılmalı. Ondan sonra iyi bir gözlem yapıldıktan sonra aileye bununla alakalı bir rapor, bir görüşme yapılması gerekiyor. Ve ondan sonra eğer ki rehberlik servisi gerek görürse çocuğun bir oyun terapisi ya da terapiley dediğimiz anne baba bağlanmayla alakalı bir terapi desteği alması gerekebilir. Bu da çok kötü bir şey değil. Lütfen bunu da çok şey yapmayın. Bu da çocuğun hem çevreye, kendine güven, kendiyle alakalı baş edemediği duygu durumunu nasıl baş edeceği konusunda onlara bir destek verir. Hayır bununla alakalı bir destek almak istemiyoruz diyorlarsa da ilk öncelikle lütfen bir okul rehberlik servisiyle görüşsünler. Eğer ki hani terapi desteği istemiyorlarsa rehberlik servisi bir müdahalede bulunsun. Rehberlik servisi gerekirse arkadaşlarıyla iletişime girebileceği, arkadaşlarıyla böyle iletişim konusunda paslaşabileceği ortamlar yaratması ve onlara bu konuda teşvik edici yöntemler sunması daha faydalı olacaktır. Diyelim ki okuldan da çok fazla bir yarar sağlayamadınız. Eve oyuncak alın. Bunu lütfen çok söylüyorum. Eve minyatürler alın böyle küçük küçük. Ve kum alın. Kum gerçekten çocukta bir rahatlık sağlayacaktır. Eve mesela bunu plastik bir kaba koyabilirsiniz. Kuma yerleştirebilirsiniz. Bu oyuncakları da istediği şekilde kullanabilir orada. İçinde öğretmen figürü olsun, arkadaş figürleri olsun, küçük küçük figürler olsun. Gerekirse bu oyunda onu konuşturun yani. Bak ne yapıyorlar, ne ediyorlar, sence bu çocuk niye konuşmak istemiyor arkadaşlarla diye. Eğer biz bunu da almak istemiyoruz. Evde herhangi bir, bazen aileler istemiyorlar dağınıklık olsun diye. O zaman hikaye anlatın. Yani bir zürafa varmış hayvanlar aleminde. O zürafanın biliyor musun çok arkadaşı varmış ama hiç kimseyle konuşmak istemiyormuş. Ya bu zürafa niye konuşmuyor acaba ya diye herkes merak ediyormuş. Sonra herkese sormuşlar. Aslına sormuşlar, aslan bunu demiş. Kaplana sormuşlar, kaplan bunu demiş. Kuş da demiş ki en çok ben konuşacağım, o konuşmasın, onu istiyorum diye konuşmasına izin vermiyormuş o zürafanın. Sonra bir tane daha orada ördek varmış, ördeğe sormuşlar. Bir tane de zebra varmış, zebraya sormuşlar. Başka kime sorsunlar Ahmet oğlum? Bir de kediye sorsunlar. Acaba kedi ne der Ahmet? Sence niye konuşmuyor bu çocuk? Bu zürafa niye konuşmuyor desin. Şimdi eğer ki çocuk oradaki vereceği tepkiye göre siz oradan zaten alacağınızı alırsınız. Eğer ki böyle küçük küçük oyunlar yaparsanız ya hayvanlar alemi olur bu, resimler olur bu, kum içinde oyunlar olur bu. Orada ne yanının zaten cevabı alırsınız siz. Çocuk zaten söyler. Ama sanki onu hayvanlar alemi konuşuyormuş gibi yapın. Sanki orada Ahmet yok, anne yok, baba yok, öğretmen yok da hayvanlar aleminde zürafalar, aslanlar, kaplanlar konuşuyor. Bakalım o zaman ne diyecek size. Eğer ki sorun okulla alakalıysa orada zaten ağzından bir şeyler çıkacak. Tamam o zaman hemen rehberlik servisine gidin. Eğer durum tahmin ettiğinizden daha vahimse yani mesela şöyle bir şey söylüyorsan o zürafa kimseyi sevmiyor ki. Zürafa hep yalnız kalmak istiyor. Zürafa onları görmek istemiyor ki gibi böyle uç olaylar, uç şeyler söylüyorsa lütfen rehberlik servisine görüşün ve hemen uzmandan bir destek alın. Çünkü bu sizinle alakalı başka bir şey söylüyordur. Evinle alakalı da belki de evin sistemiyle alakalı bir şeylerin değişmesi gerekiyordur diye söyleyelim izleyicimize. İnşallah söylediklerimiz şifa olur. İnşallah da uygularlar. Tekrardan teşekkür ederiz bu sorusu için. Sıradaki sorumuz şöyle. 30 yaşında iki evlat sahibiyim. Herkesi kendim gibi görüp yakın davranıyorum. Fazlasıyla fedakarlık yapıyorum. Ama arkadaşım, Eltim ve Görümcem başta olmak üzere. Son zamanlarda beni hiçe saydılar. Yüzüme karşı akrabayız ama iyi olmak zorunda değiliz dediler.
Çok üzüldüm. Kendimi sorguluyorum. Neden ben herkese karşı sınır çizemiyorum diye düşünüyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Nasıl sınır çizebilirim? Teşekkür ederiz bu sorusu için. İnanın bunu çok konuşuyoruz değil mi? Yani sınırda rahmet vardır. İnsanlara mesafe koyuyorum diyoruz ama mesafe koymada bazen bu söylemde bir negatiflik olabilir ama lütfen sınır koymakta bir sıkıntı yoktur. Sınır koymak nedir? Sınır koymayı daha önce çizdim. Bir tane yuvarlak bir halka gibi bir şey düşünün. Merkezde sizsiniz değil mi? Eğer siz sürekli verici olursanız, sürekli verici olursanız o bir şekilde o sınırları o yuvarlak çizdiğimiz zincir gibi düşünün. Oradaki yerleri açmaya başlıyorsunuz. Orada küçük küçük delikler açıyorsunuz ve orada sızıntılar meydana geliyor. Siz bunu kendi elinizle yapıyorsunuz. Kendi elinizle yaptıktan sonra bakın ilk önce kendi elinizle yapıyorsunuz. Ondan sonra diğer kişiler çok rahat oradan içeri gelerek sizi kullanmaya ya da sesliliklerini söylemeye kalkabiliyor. Bu hanımefendi demiş ki, evet demiş mi acaba? Evet iyi olmak zorunda değilsiniz. Sizin de şöyle şöyle davranışlarınız var ama biz akrabayız diye bazı şeyleri söylemedim demiş mi? Hayır. Muhtemelen bu konu böyle alakalı hani onlara bu nedir hani kontrol atak yapmamıştır bir şekilde hani geri bir atakta bulunmamıştır. Yani belki de sustu, belki de bir şey söylemedi, belki ne diyeceğini bilemedi, belki de yanlış mı yapıyorum diye tüm hayatını sorgulamaya başladı. 30 yılını hayat gözünün önünden geçirmeye başladı. Nerede hata yaptım, niye bu kadar çok vericiyim demeye başladı. Bakın siz kendinizden verdikçe İnsanlar o verdiğiniz şeyleri ayaklarının altında ezerler. Siz kendinize sınır koymadıkça insanlar sizi ellerinde oynatmaya başlarlar. Sınır çizmek şudur. Hep diyoruz ya, duygusal sınır vardır, ekonomik sınır vardır, psikolojik sınırlarımız vardır, bedensel sınırlarımız vardır. Nasıl ki bir insan size bir temasta ya da bir şiddetli bir şeyde bulunmaya kalktığı zaman tepki veriyorsunuz. Bir dakika ne yapıyorsunuz diyoruz. Ya da herhangi bir şey olduğu zaman bir insan sizden dese ki ya bana 50 bin lira versene benim ihtiyacım var ki ihtiyacı olmadığını bildiğiniz halde yüksek bir meblağ kalkıp vermiyorsunuz. Duygusal olarak da psikolojik olarak da kendimizden vermemek gerekiyor. Onlar beni sevsinler ya da ben onları çok seviyorum diye kendimizden vermeye kalkarsak sonuçta kurban ettiğimiz kişi kendimiz oluruz. Buradaki izleyicimize ilk önce ben şunu tavsiye etmek istiyorum. Gerçekten çok kıymetli bir soru ve bu kıymetli soruda şöyle bir şey var Nihan Hanım. Biz hayatımızın her evresinde belki toplum olarak bu fedakarlıkla sınır çizmeyi çok yanlış anlıyoruz. Yani ben fedakar bir insanım, sınır çizemem. Hayır öyle bir şey değil. Sınır çizerek de fedakar bir insan olabilirsin. Sınır çizerek de düşünceli bir insan olabilirsin. İlk önce eğer böyle problemleri varsa izleyicilerimizin ya da bize gelen sorulardan binaen söylüyorum. Lütfen Kurban Tuzağından Kurtulmak kitabını okuyalım. Birinci tavsiyem bu. Çünkü böyle bir döngüdeyseniz artık kurban döngüsüne girmişsinizdir. Kişiler size istedikleri gibi zorbalık yapabilirler. Ama siz sınırlarınızı net olursanız, sınırlarınızda net olmak demek zorbalık yapmak demek değildir. Ya da beni sevmeyecekler, ben yanlış bir şey yaptım demek değildir. Hayır kardeşim, benim ülkemin sınırları burasıdır. Buradan içeri giriş yasağı vardır, giremezsin. Nasıl ki ülkeler bunu söylüyorsa bak burada sınırdan geçtiğin anda vize almak durumundasın. Pasaportun olmak zorunda diye bir mecburiyet veriyorsa size lütfen sanki kendinizi psikolojik olarak korumanın bir ülkeyi korumak kadar değerli olduğunu düşünerek korumanız gerekiyor. Ve herkese geçiş izni vermememiz gerekiyor. Her şeyi söyleyebilirler. Hayır bunu söyledim tamam bu söylediğini duydum anlıyorum seni. Ama ben bu söylediğine alakalı ben duygularımı söyleyeyim. Cevap verebilirsiniz bununla. Her söylenen şeyi kabul etmek sizi daha çok sınırsız hale getirir. Ben bu izleyicimiz hakkında evet ilk tavsiyem bir kitap okumak. İkinci tavsiyem lütfen şu an 30 yaşındasınız. Belki hayatınızın en verimli dönemindesiniz. İleriki aşamalar daha da zor olabilir. Lütfen sınır çizmeyi eğer ki öğrenmede zorluk çekiyorsanız bir uzmandan destek alın. Bir terapi desteği inanın sizin kendi kendinizde belki de 5-10 yılda atacağınız adımı terapiyle beraber çok daha kısa belki birkaç ayda atacaksınız. Evet. Birkaç ayda toparlayacaksınız kendinizi. Ve inanın o şifalandıktan sonra kendinizle alakalı özgüveniniz, kendi duygularınızı söylemeniz, kendinizi daha iyi ifade etmeniz çok daha sağlıklı ve kaliteli bir boyuta gelecek. Öyle ki karşı taraf da size durması gereken yeri bilecek. Tamam iyi olmak zorunda değiliz. Evet akrabayız.
iyi olmak zorunda değiliz. Ben de katılıyorum iyi olmak zorundayız. Ben zaten sizin için değil, kendim için size iyilik yapıyorum diye de bilirsiniz. Aa, bunu bile diyemediyseniz eğer demek ki durum birazcık vahimli yanım burada. Çünkü biz iyiliği her zaman, iyi olmayı her zaman karşı taraf için yapmayız. İnancımız gereği biliriz ki hani iyilik yap denize at diye bir kavramımız vardır. Hani balık bilmezse Halik bilir, hani Allah bilir gibi. Yani zaten siz iyiliği illa o insanın akraba olduğunuz için değil. Hayır, ben iyi bir insan olduğum için iyilik yaptım. Siz burada illa çok etken bir kişi değilsiniz. Hani bunu da söyleyebilirsiniz. Ben iyilik yapmayı seçtiğim için iyilik yaptım. Ama eğer ki sınırlarınızı çok fazla vererek, fedakarlık yaparak yapıyorsunuz, işte burada bir sıkıntı vardır yanın. Burada birazcık daha kendimizi belki törpülememiz ve kendimizi birazcık toparlamamız gerekiyordur. Bu da bizim hayatın bize verdiği mesajdır. Biz ne zaman bir şeyi ekstrem, ileri boyuta gidiyorsak hayat bize dur diyor. Diyor ki bunu yapmaman gerekiyor. Ya o şey bizden alınıyor, ya o şey yön değiştiriyor ya da biz bir şekilde o döngünün içine girip değişmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Bu da bizim için bir mesaj olsun. Şehadet Hanım çok teşekkürler. Sınırlarla ilgili sorularda gerçekten çok değer görüyor. Herkesin ortak derdi gibi bir yanıyla. Çok da güzel bir cevap oldu. Ağzınıza sağlık. Şimdi izleyicilerimiz sorularını yönlendirmeye devam ediyorlar ama kısa bir aramız olacak. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Soru cevap bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Psikolojiye dayandığı sürece kendinizle, ailenizle, ilişkilerinizle ilgili sormak istediğiniz her türlü soruyu ekranda gördüğünüz numara üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Şehadet Hanım, ilk kısımda cevapladığımız sorular, izleyicilerimiz kendi hayatlarından sorular soruyor. Ama pek çoğu çok sık aldığımız soruların genel aslında konularına benzer sorularda gelmeye devam etmişti. Yine çok güzel sorularımız da gelmeye devam ediyor. Sizlerin sosyal medya hesabına da izleyicilerimiz, takipçileriniz sorularını yönlendiriyorlar. Onlardan bir diğeriyle devam etmek istiyorum. Çok ilginç bir sorumuz daha var. Şöyle sormuşlar. Her şeyi ve herkesi kabul etmek diğerleri için neden zor? Evet. Şimdi insanları olduğu gibi kabul etmek bir erdemdir zaten yanım. Yani insanları olduğu gibi yaptıkları, ettikleri kabul etmek bir ayrı bir meziyet ister. Biz isteriz ki insanlar olarak şöyle bir şey isteriz. Yani ben değişebiliyorsam, Ahmet değişebiliyorsa, Mehmet de, herkes değişebilir. Belli bir normlar çerçevesinde her şey değişebilir diye bakabiliriz. Eğer ki biz gerçekten insanların olduğu gibi kabul etmekte, insanları olduğu gibi değişmemesini ya da olduğu gibi kendileri gibi kalmasından rahatsız oluyorsak bu bizimle alakalı bir şey söylüyor. Bu illa karşı tarafın öyle olması alakalı değildir. Ben o insanın değişmesini istiyorum ve o kişi değişmiyor. Siz elinizden geleni yaptınız, doğruyu göstermeye çalıştınız ve kişi gerçekten de ne iş hayatından ne öz hayatı hiçbir şekilde değişmek istemiyorsa bununla alakalı eğer ki bunun da alakalı bir şey yapamıyorsanız artık burada çok da fazla yapacağınız bir şey yok anlamına geliyor. Eğer ki siz sürekli ve sürekli insanların işte olduğu gibi kabul etmekle zorlanıyorsanız, aman olduğu gibi böyle bu şey olamaz, bu şöyle olmaması gerekiyorsa bu sizinle alakalı, ego yapınızla alakalı bir şey söylüyordur. Ya siz çok fazla değişim yapmasını istiyorsunuz insanların, hayır değişsin istiyorsunuz ya da kendinizle alakalı değişimi yapamıyorsunuz. Kendinizle alakalı değişime geçemiyorsunuz. Yani o insanlar böyle mi olacak, böyle olmaması gerekiyor gibi düşüncelere giriyorsunuz. Bunun en dediğim gibi yapılarından bir tanesi ego gücüyle alakalı bir şey. Ego yapımızla alakalı bir şeydir. Bir de bazen de kendimizin olduğu gibi. Yani kesinlikle benim dediğim şey doğru. Ben %100 haklıyım. Kesinlikle onlar yanlış. Eğer ki iç yapınızda böyle bir şey varsa ben %100 doğruyum, ben yanlış olamam, karşı taraf kesinlikle haksız diye bakıyorsak o insanlar olduğu gibi kabul edemeyiz zaten. Senin fikrini %100 değiştirmem gerekiyor. Çünkü sen haksızsın. Her zaman ben haklıyımdır. Bu da dediğim gibi ego. Egonun çok fazla olmasıyla alakalı, kendi fikirlerimizi çok fazla doğrulayıp beğenmemizle alakalı ve diğer bir taraftan da ise bazen ne dersek diyelim kendimiz, ne yaparsak kendi düşüncemize iman etmiş kadar böyle çok fazla
şey yapıyoruz, sarılıyoruz. İşte bu da yaptığımız hatalardan bir tanesi. Bu insanın kişilik özelliklerinden bir tanesi. İnsanları olduğu gibi kabul etmeyen kişinin terapiye gidip de terapiyi de kabul etmesi nasıl bir bazen zorluk da olur onda. Eğer kişi bunda bende böyle bir sıkıntı var, ben insanları olduğu gibi kabul edemiyorum, hepsi de iyisin istiyorum, hepsi şöyle olsun diyor istiyorum diyorsa bununla alakalı bir uzmandan destek alması gerekiyor. Ha, yok ben uzmandan destek almam zaten, uzmandan daha iyi biliyorum diyorsa zaten bu kişilere yardım edeceğimiz bir şey yoktur. Bu sadece bir özelliğidir. Eğer bunun farklı farklı örüntüleri varsa, farklı farklı şeyleri varsa onlara da bakmak gerekiyor Nihan Hanım. Ona göre bir yönlendirme yapmak gerekiyor. Ama dediğim gibi insanları olduğu gibi kabul etmemek, insanların sürekli değişmesini istemek, insanların sürekli daha farklı olmasını istemek bir açıdan evet iyiye doğru gitmesi açısından, bu insan daha iyi olsun açısından iyi bir şeydir. Ama sürekli hayır ben bu insanı kabul etmiyorum, değişsin değişsin demek de bu bizim kendi ego gücümüzle alakalı kendi kendimize yaptığımız yanlışlardan bir tanesidir. Hı hı. Kabulle alakalı genel olarak zor bir kavrayışımız var. Bizi zorlayan durumlardan birisi oluyor gerçekten. Sıradaki sorumuz yine çok sıklıkla konuştuğumuz konulardan biriyle ilgili Şehadet Hanım. Şöyle sormuş izleyicimiz. Yine tatlı anneanneler, babaanneler sorularını gönderiyorlar. hepsine ayrı ayrı sevgilerimizi yolluyoruz buradan. Ben çok seviyorum torunuyla alakalı sorular geldiği zaman kişilerin. Şöyle bir soru. İlkokul birinci sınıfa giden torunum okumada güçlükler yaşıyor. Psikologların testlerinde gayet zeki olduğu söylendi. Ama harfleri birleştirmede, hecelemede, kelimeleri okumada çok zorlanıyor. Okuduğu kelimeyi hemen unutuyor. Aynı kelime tekrar geldiğinde sanki yeni görüyormuş gibi yine aynı zorluğu yaşıyor. Okuması çok zayıf. Bu durum beni çok üzüyor. Ne yapabiliriz? Tavsiyelerinize ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz bu sorusu için. Şimdi şöyle Nihan Hanım, eğer ki böyle bir durumda söz konusu varsa bu anlattığı örüntüler daha çok bana disleksi hatırlattı. Yani öğrenme güçlüğü. Yani çocuk ne kadar zeki olursa olsun. Yani biz disleksi gibi öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda zeka ile alakalı bir problem zaten görmüyoruz. Yani çocuk zekası alt seviyede işte normların da altına falan demiyoruz. Genelde bu çocukların zekası ortalama çıkıyor. Ortalamanın bazen üstü çıkıyor, ortalama çıkabiliyor. O yüzden eğer okuması zayıfsa, okumayla alakalı ve unutkanlık çok fazla varsa lütfen bununla alakalı disleksi olup olmadığına bakın. Bu sadece disleksi çocuklarda olmuyor, yetişkinlerde de oluyor. Yani sürekli unutuyorum, sürekli bir şeyi, çay yeni gördüm şey unutuyorum demeye başlıyorsanız disleksiyle alakalı bir durum söz konusu olabilir. Bundan muhakkak uzmandan bir destek alıp bir çalışılmaya başlanması lazım. Bu çalışmalar da genelde eğitim bazlı çalışmalardır. Eğitim bazlı çalışmaların önemi nedir peki baktığınız zaman? Eğitim bazlı çalışmaların önemini de muhakkak ve muhakkak da şey yapılması gerekiyor. Yani bir destek alınması gerekiyor. Onun üzerine uzmanlar tarafından destek alınması gerekiyor. Eğer yakın çevrelerine gittikleri bir merkeze sorarlarsa bununla alakalı bir KES testi var. Bunu daha önce söylemiştik Nihan Hanım. Bu KES testine bakılması gerekiyor. KES testinde öğrenmeyle alakalı bir sıkıntı var mı? Planlamada mı sıkıntı yapıyor? Dikkatinde mi sıkıntı yaşıyor? Yoksa bu çocuk gerçekten de öğrenmenin belli aşamalarına tıkanıklık mı yaşıyor? Buna bakılması gerekiyor. İkinci bu aşama gerçekten benim de değer verdiğim ve uyguladığımız MOXO dikkat testi. MOXO dikkat testi de çocuğu 4 aşamadan bakan bir test. 1 dikkat, 2 zamanlama, 3 dürtüsellik, 4 de hiperaktivite açısından bakıyor. Bunlar çok kıymetli çünkü zamanlamayla alakalı bir hata gördüğümüzde, zamanlama ve dürtüsellikle alakalı belli değişimler gördüğümüz zaman, normların altına gördüğümüz zaman biz öğrenmeyle alakalı bir sıkıntı zaten fark ediyoruz. Neden öğrenmeyle alakalı fark ediyoruz? Çünkü bir kişi bir şeyi zamanında bitirmiyor. Gerçekten çok fazla zaman harcıyor bitirmesi için. Demek ki ya öğrenmede ya öğrendiği şeyi uygulamada bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Bir de aynı zamanda bu testin şöyle bir güzelliği var. Bize duygu durumla alakalı da bilgi veriyor. Yani çocuğa yönlendirilen bilgisayar bazlı yönlendirilen böyle çeldiriciler var. Görsel çeldiriciler olabiliyor. Sesle alakalı çeldirici olabiliyor. Ya da iki taraflı hem görsel hem işitsel çeldirici olabiliyor. Bunlar bizimle alakalı, çocukla alakalı çok fazla bilgi veriyor. Çünkü çocuğun duygu durumuna göre o değişkenleri de görebiliyoruz. Hı hı. Yani bu çocuk gerçekten dikkatini hangi aşamada veremiyor? Ya da
zamanlamayı hangi aşamada kopuyor? Ya da bir şey başlamada mı sıkıntı yaşıyor, bitirmede mi sıkıntı yaşıyor? Ya da çocuk duygu durumu çok gelgitli ve gerçekten de gelgitli olduğu için de birçok şeyde hata mı yapıyor? Dikkatiyle alakalı, zamanlamayla alakalı. Bence bu teste bir düşünsünler derim. Bu testler gerçekten bize yol açıcı fikirler verebiliyor. Onun akabinde peki testleri yaptık. Evet, öğrenme gücüyle alakalı sıkıntılar çıktı. Evet, bununla alakalı nasıl bir adım atabiliriz? Bir öğrenme bazlı terapötik çalışmalar var. Bunlara gitsinler. Dikkat için dikkatle alakalı bir problem çıktıysa dikkat eksikliğini hem terapötik bir çalışma destekler, hem dikkat ve aynı zamanda öğrenme güçlüğünü size daha önce de bahsettiğim belli frekanslarla bir cihaz var ve bu cihazla beraber müzik dinleyerek, müzik belli frekanslarla iki beyin arasındaki bağlantıyı sağlamlaştırıyor. İki beyin arasındaki bağlantı sağlamlaşınca ne yapalım? Ön beyin dediğimiz kısımda muhakeme, anlama, algılama, beyinde kayıt tutma gibi alanlar daha iyi hale gelebiliyor. İşte bu açıdan baktığımız zaman bu kısım çok kıymetli bizim için. Çünkü kişi artık bir müdahaleyle beraber daha iyi öğrenmeye, öğrendiğini daha iyi algılamaya başlıyor. Ve biz akademik başarı olarak da diğer türlü işte hem akademik hem sosyal beceri olarak da bu çocuklarda bu tarz uygulamalar yapıldığı zaman çok daha iyi faydalı etkiler görüyoruz. Eğer çevrelerinde varsa muhakkak ve muhakkak araştırmayı yapsınlar. Özellikle müzik yoluyla yapılan terapötik çalışmalara bakılsın ve bunlarla alakalı bir destek alınsın. 6 yaş ya da 7. sınıf, 1. sınıf çok erken. Yani çok erken dememin kastı şu: ne kadar erken başlarlarsa o kadar problemi toparlayabilirler. Yoksa eğer disleksi gibi bir durum varsa bu onların karşısına ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, hatta ileriki aşamalarda bile çıkacaktır. Çünkü bu çocuklarda bir noktadan sonra okuduğunu anlayamama, kelimeleri birleştirmede sıkıntı, bazılarına diskalkuli dediğimiz matematiksel anlamada sıkıntılar çıkacaktır. Ve bu matematiksel algılar çocuk sıfır kavramını bile anlamada sıkıntı yaşar. İşte sayı kavramında, sayı hissini oluşturmada sıkıntı yaşayabilir. Hani bunların önüne geçilmek için bence bir an önce bir uzmandan destek alınsın. Testleri yapılsın. Çocukta hangi sıkıntılar olabilir? Hangi sıkıntılarda nasıl çocuk desteklenebilir? Buna bakılarak problem daha böyle bir çığ gibi büyümeden, daha küçük bir kar tanesiyken önlem alınsın diye tavsiye edeyim babaanneye ya da anneanneye. Eğer kendi bu sıkıntıyı görüyorsa lütfen bir an önce harekete geçsin ya da gelini ya da damadını ya da kızını ya da oğlunu bu konuda bir şekilde teşvik etsin, bir şekilde ikna etsin. Şahit Hanım, sizin şahsi gözleminiz üzerinden bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bu soruyla bağlantılı olarak. Biz yaklaşık bir yılı buluyor sanırım artık soru cevap bölümü yapmaya başladığımızdan beri. Ve başladığımızdan beri hemen hemen her hafta mutlaka öğrenme güçlüğünden bahsediyoruz. Evet. Mutlaka bir soru geliyor bununla ilgili. Sizce bununla alakalı bir artış mı söz konusu? Ebeveynler daha çok bilinçlendi, daha iyi mi fark ediyorlar çocuklarının yaşadıkları zorlukları? Acaba bu artışı etkileyen faktörler var mı? Çok güzel bir soru Nihan Hanım. Gerçekten teşekkür ederim. Bence bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi Nihan Hanım. Çok fazla çocukların sosyal medyada vakit geçirmeleri, bilgisayarda, telefonda vakit geçirmeleri. Çünkü çocuk bir şeyi algılamak, yazmak, el kaslarını geliştirmek yerine sadece bir şekilde parmaklarını orada kullanıyor. İkincisi, daha az ince motor, kaba motor çalışmaları yapmamız. Lütfen ve lütfen evde etkinlik günü yapın. Çocuklarla daha fazla etkinlik günü yapın. O el kasları, çünkü biz bakıyoruz ki yani emekleme bile etkiliyor yani. Yani öğrenme gücünü emeklemenin bile etkilediği söyleniyor ve çalışmalar bunu gösteriyor. Yani emeklemek bile çok önemli. Yani çocuğu hemen yürütmekten değil, bu çocuk ellerine bassın, bir parmaklarına bir sinyaller gitsin. Bunlar çok kıymetli. Diğer bir durum ise bence bazı ebeveynler çocuğum hemen okula başlasın istiyorlar ve hemen okula başlanan durumlarda ise ister istemez o çocuklarda sıkıntı meydana getiriyor. Çünkü çocuk hazır olmadığı zaman bazen biz onu dikkat eksikliği olarak algılıyoruz. Halbuki o çocuk depresif ruh hali içerisinde. Çünkü arkadaşlarına adapte olamadı, arkadaşlarıyla bir şekilde süreci devam ettiremedi ve öğretmenler de bunun farkına varıyor. Bu çocuk buraya uygun değil diyor. Ama diyoruz ki hayır, akademik olarak her şeyi çok iyi öğrenebiliyor bu çocuk. Evet, öğrenebilir ama sadece akademik olarak bakmayın o çocuğun okula hazır olup olmadığı konusunda. Lütfen ve lütfen duygusal yetisi hazır mı o çocuğun? Ona bakmak çok kıymetlidir. Çok daha değerli olacaktır. Diğer bir durum bu.
Benim çok daha fazla kıymet verdiğim şeylerden bir tanesi, çocuk eve geldiği zaman lütfen. Evet, çok fazla çalışma yapmak istemiyor çocuklar. Çok fazla böyle hani ilkokul çocuğu için söylüyorum. Çok fazla yoğunlaştırmak istemiyoruz. Hemen televizyonu veriyoruz ama yani evinde bile yani şunu yapması bile çok kıymetli yanım. Şöyle elini alsın ve böyle 8 çizsin. Yani o A ve B harfini öğrenmesi için, işte B harfini, P harfini doğru öğrenmesi için çok kıymetli. Sonra bunu iki eliyle beraber yapsın. Bakalım aynı senkronize bir şekilde gidiyor mu? Yani iki eliyle böyle yan yatan bir 8 çizmeye çalışsın. Diğer bir durum ise bunu kağıda yazın, bu ters yazan S'yi. Yani 8 harfini ters olan, yatmış olan 8 harfini kağıda yapın. Ve buradan kenarına yapın. Bak burayı çabuk çizersen B olur. İşte şuraya çubuk çizersen P harfi olur. Buraya çubuk çizersen D harfi olur gibi oraya çubukları çizmesini sağlayın. Hatta eğer ki ekran gösterebiliyorsa, ben çok küçük bir şekilde göstermek istiyorum mesela bu harfleri. Mesela işte bu mesela P harfi gibi alta çubuk çizdin. Bu mesela işte... Şahit Hanım, kaldırdığınız zaman biraz tutarsanız kendi, evet, kameranıza. Mesela doğru. Bu 8'i ben çizdim böyle yanının. Alta çubuk çizin şuraya. Eğer buraya çubuk çizerseniz bak bu P harfi oldu. Bak buraya çubuk çizdim, D harfi oldu. İşte bunu çubuğu yukarıya doğru şey yapın, aldık. Yukarı doğru yapın, bak B harfi oldu diye. Eğer ki böyle bir sıkıntısı varsa ilk önce el kaslarını bununla çalıştırın. Ve daha sonra bunu lütfen kağıdın üzerine göstermeye çalışın. İşte P harfi, B harfi, D harfi, işte gerekirse A harfi. Hani çok küçük bir şey olursa bak burada da A harfi olur. Genelde A harfine sıkıntı çekmiyoruz. Genelde P, D, B harflerinden sıkıntı çekiliyor. Ya da işte S harflerini bazen işte ters yazılabiliyor. Hani bunlarla alakalı lütfen çalışmalar yapın. O el kasları ne kadar çok çalışırsa onlara daha iyi olur. Eğer ki iki sözcüğü birleştirip çok fazla unutmayla alakalı sıkıntı yaşıyorsa mesela şey yazın. Bağlık yazın. Ayrı ayrı yapın bunları. Bağ harfi ayrı, lık harfi ayrı olsun. D, R, D harfi ayrı, R harfi ayrı olsun. Hadi bakalım bunları birleştirelim desin. Çocuk orayı D-R'yi birleştirirken mesela bakacak D, R diyecek. Bir şey anımsamayacak. Bir daha oku deyin. D, R, D, R. Biraz hızlı okuyun deyin. D, R. Bak dere. Aa dere, suların aktığı yer. İşte bunları eğer sürekli yaparsak ve evde birazcık buna mesai harcarsak çocuk için daha sağlıklı olur. Ama sadece bunlar yetmeyebilir. Bir uzman desteğiyle alakalı da bir destek alınması gerekebilir. Bazen biz dediğimiz gibi yapılan araştırmalar disleksinin beyinle de alakalı, beyin yolaklarıyla da alakalı bazı aşamalarla alakalı sıkıntıları olduğunu üzerinde çalışmalar var. Ha, %100 öyle midir, böyle midir diye araştırmalar da var ama bunlar da bulunmuş. Hani bunlar içinde de dediğim gibi eğer ki kulakla müzik dinleyerek iki beyin arasındaki bağlantının sağlanacağı yollar, yolaklara daha iyi bir çalışma yapılırsa daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. Bununla alakalı çocukların iki beyin, sağ ve sol beyin aktivitesini aynı anda gerçekleştirmesinin bu bağlamda önemli olduğundan bahsetmiş oluyoruz. Bir de şöyle oyunlar da benim aklıma geliyor Şehadet Hanım. Anne ya da baba çocuğun sırtına parmağıyla o harfi çiziyor, dokunuyor. Sence hangi harfi çizdim? tahmin edebiliyor musun? O hislerle beraber bir yandan o harfi gözünde canlandırmaya çalışacağı için o harfle alakalı öğrenme daha sağlam bir şekilde gerçekleşebiliyor. Aynı şekilde çocuk da anne babasının sırtına çizebiliyor harfleri ve sayıları. Bunu bütün harfler, bütün sayılar için de yapabilirler. Sadece zorlandığı harfler olmak zorunda değil. Çünkü hepsini birden kavraması adına da yardımcı oluyor. Ya da yerde adımlarıyla o harfi çizmeye çalışmak. Yani halının üstünde B harfi şeklinde yürür müsün? Bakalım nasıl olacak? Önce ben yapayım, sonra sen yap gibi. Eğer fiziksel aktiviteleri de bunun içine katarlarsa genel olarak zihinlerinde canlandırmak zor olduğu için bununla alakalı iki beyni birden aktive etmiş olacağız. Çok da eğlenceli çalışma yöntemlerinden birisi. Yani yapamadığımız bir, yazamadığımız bir kelimeyi defalarca bir kağıda yazmak bunun için faydalı olmayacak bu çocuklarda. Yazarak öğrenseydi zaten öğrenirdi. Evet. Demek ki farklı bir şey yapmamız gerekiyor. Hem bunu aile içi bir etkileşim, bir oyun haline de getirebilirler.
hem de bu şekilde öğrenmesini de sağlayabilirler diye çok kısa bir ara parantez eklemiş ben olayım. Ben de ekleme yapayım hemen yanına müsaadenizle. Burada iki tane durum daha var. İki tane daha verebileceğim örneğin. Biri kar yağıyor zaten yavaş yavaş artık. Karın üzerine de oynayabilirsiniz. Hatta ayaklarla bunu çizebilir. Ayak adımları atabilir ya da eliyle arabalara da çizebilir bunu. Bir tane yöntemlerden bir tanesi. Diğeri de kum. Eğer hani yazın bir kum ya da bir kumsal programınız varsa ya da evde bir kumunuz varsa çocuk biraz kumu ıslatarak o harfleri orada da çizebilir. Çünkü duyu bütünleme dediğimiz çalışmalar var ya. Bu duyular çok kıymetli gerçekten. Hani sadece bir tane hareketli değil ama bir duyumuzun diğer alanlarını çalıştırarak da beynimize bir sinyal gönderebilirsek o öğrenme daha sağlıklı olur diye ekleyelim. Çok teşekkürler. Sıradaki sorumuz şöyle. 10 yıl önce ikinci eşimle evlendim. Bu eşimden de ayrıldım ve 70 yaşındayım. Çok zorba bir adamdı ve sürekli beni aşağılamasına dayanamadım. Sürekli fakirlik çektim. Tüm paramı yedi ve eski eşim hiçbir şekilde çalışmadı. Boşandım ama hala canım çok acıyor. Yaşadıklarımı unutamıyorum. İnsanlar ne der diye düşünüyorum. Eşimin her yaptığını düşünüyorum. Biraz kendimi rahatlatmam lazım. Ne tavsiye edersiniz? Şimdi hanımefendi ikinci evini yapmış ve ikinci evinden boşanmış. Buradan eğer ki ikinci evinizi yaptınız, boşandınız, üçüncü evinizi yaptınız, boşandınız, dördüncü kez evlendiniz yine boşandıysanız bu bir döngüden sonra artık size diyor ki tamam artık aynı döngüdesin. Yani demek istiyor ki hayat size. Sen Ahmet'ten boşandın, Mehmet'le evlendin. Mehmet'i zannettin ki asla Ahmet'e benzemiyor. Mehmet çok farklı bir insan. İkinci hafta bir gördün ki ben Ahmet'le evlenmişim. Ben aynı kişiyle evlenmişim. Farklı bir kıyafet giymiş, kıyafet değişince, kıyafetin gerçek yüzü ortaya çıkınca demek ki bu da Ahmet'miş demeye başladık. Şimdi ne demek istiyorum? Muhtemelen bu hanımefendi birinci eşiyle de benzer sıkıntılar yaşıyordur. Yani parasal olmasa bile belki aşağılanma aşaması ya da aşağılanma aşaması olmasa bile fakirlik aşaması ya da zorbalık kısmı sürekli aynı bir döngüdedir. Çünkü ikinci defa boşanmış ve belki de benzerlikler görmeye başlamıştır. Şimdi eğer ki böyle bir durumda varsa ve siz bu durumdan bir türlü çıkamıyorsunuz, hep diyoruz bu bir döngü ve bu döngünün kırılması gerekiyor. Bu bir çark yani, bu çarktan çıkmanız gerekiyor. Çünkü bir ilişkide ya bir kurban oluyorsunuz, ya kurtarıcı oluyorsunuz ya da zorba oluyorsunuz. Benim bazen gördüğüm ilişki tarzına yanım şöyle oluyor. Kişi diyor ki, ben diyor onu çok sevdim diye onun hayatını kurtarabilirim diye evleniyor. Böyle diyorum bakın bir insanı kurtarmak için yaptığınız evlilik çok tehlikeli. Ya da bir insanın işte... kurban olduğunu görüyorsunuz, hayatı mahvolmuş, onu oradan çıkartayım diye yaptığınız evlilikler gerçekten çok tehlikeli olabilir ki kendinizi eğer kurtarıcı olarak addediyorsanız. Ya da ben kurban oldum zaten, annem babam ne derse ben onunla evlenirim diyerek daha da kurban hayatınız devam etmeye başlıyor, o kişiyle evleniyorsunuz. Döngümüz üç tane dinleyenin biliyorsunuz söylüyorduk bunu hep. Ya zorba oluyoruz, ya kurban oluyoruz, ya da kurtarıcı oluyoruz hayatımızda. İşte bu döngünün içinde kaldığımız zamanı doğruya çıkıp göremiyoruz. Siz gerçekten karakter olarak fedakar bir insan olabilirsiniz. Ama fedakar insan olmak demek kurtarıcı olduğunuz anlamına gelmiyor. Bazen insanlar size hakaret edebilir ya da bir şey söyleyebilir ama siz cevap vermezsiniz. Cevap vermemeniz demek sizin kurban bir insan olduğunuz ya da kurban psikolojisinde olduğunuz anlamına gelmiyor. Ya da bir insana sınır koyarsınız, hayır böyle yapmanı istemiyorum dersiniz. Bu sizin zorba olduğunuz anlamına gelmiyor. Bakın psikolojik olarak bu üç döngü normal verdiğiniz tepkilerden farklı olarak bunlar sürekli olan şeylerdir. Yani bir şeyin sürekli bedelini siz ödüyorsunuz. Evde her şey olur ama sürekli bedel ödeyen benimdir. Sürekli işte fedakarlık yapan benimdir. Hayatımı mahveden benimdir. Ki bu hanımefendi gibi. Sürekli o çalışmış muhtemelen adam yemiş. Kurban olmuş. Ya da adamın kurtarıcısı olduğunu zannederekten kendini kurban durumuna düşürtmüş. Adamı zorba yapmış. En sonunda adam onu aşağılamaya başlamış. Adam artık ona en sona değer vermeye başlamış. Yani bu döngü muhakkak size bir şey söylüyordur. Hayatınıza lütfen bakın. Tüm izleyicimizle söylüyorum. Lütfen hayatınızın neresindesiniz? Yani bir döngüye girdiniz ve çıkamıyorsunuz ve kurtarıcı modda mısınız? Ve ya da sürekli kurban her şeyin bedelini ödeyen tarafta mısınız? Ya da artık böyle bir hale geldiniz ki herkes zorbalık yapacak durumda mısınız? Bu döngüye doğru bakmak gerekiyor, sağlıklı bakmak gerekiyor ki o aşamada daha doğru bir
davranış değişikliğine doğru gidebiliriz. Şimdi bu hanımefendinin olayına girdiğimiz zaman sürekli bir aşağılanma durumu var ama 10 yıldır da yani muhtemelen 10 yıl önce 10 yıldır da evli zannedersem. Yani 10 yıl evli kalmış bu kişiyle. Yani aşağılanmayı da kabul etmiş. Yani siz zorbanın zorbalık yapmasına da izin vermişsiniz bir noktadan sonra. Sizin burada bir zinciri kırmanız gerekiyordu. Muhtemelen çok fazla hani canım yanıyor, utanıyorum diyor. İnsanlar ne der diye düşünerek utanıyor mesela, kendisine öyle atfediyor. Toplumumuz maalesef bu konuda işte birçok konuda işte evlendi, boşandı, şöyle oldu böyle çok rahat konuşabilirler maalesef. Ama siz hala çevreyi düşünüyorsunuz. Demek ki hala o kurban psikolojisinden çıkamamışsınızdır. Sizin daha sağlıklı bir hayat elde etmeniz için birazcık o psikolojiden çıkmanıza gerek var. Eğer zihninde sürekli düşünceler geliyorsa ne yanım, sürekli o düşünceler sizi rahatsız ediyorsa, oradan çıkamıyorum acaba ne yapacağım diye düşünüyorsanız, burada yapmanız gereken durumlardan bir tanesi ve kıymetli olacak şeylerden bir tanesi, lütfen uzmandan bir destek almanız gerekiyor. Bu uzmandan destek aldığınız zaman kendinizi birazcık daha rahatlatabilirsiniz. Yoksa bu iş gerçekten çok daha zor olacaktır. Diğer bir durum ise ben hep şunu söylüyorum. Kişiler evleniyorlar Nihan Hanım. Ve evlenmeden önce hiç düşünmüyoruz maalesef ki bir uzmandan destek almamız gerekiyor. Hani bir soru vardı geçen haftalarda gelmişti. Yani evleniyoruz ama insan evlendikten önceki insan, evlendikten sonraki insan çok değişik oluyor. Çok farklı evet. insan çıkabiliyor gerçekten. Ve böyle durumların da olduğundan, olabilme ihtimalinden bahsettik aslında baktığımız zaman. Peki böyle bir durum olduğu zaman, böyle bir sıkıntı olduğu zaman onun öncesinde önlem almak nasıl gelir? Yani siz şu an izleyicilerimiz varsa ve evlenmek istiyorsunuz ama yani acaba doğru insan mı, doğru karar veriyorum? Acaba gerçekten o insanla evlenmeli miyim gibi düşünceleriniz varsa lütfen uzmandan bir destek alın. Çünkü eğer sizin yaralarınız çok acıysa, yani siz kurban psikolojisindesiniz, belki de kurtarıcı diye baktığınız kişi zorba çıkabilir. Bu döngüye iyi bakmak gerekiyor. Ya da o insanın hayatına ben bir kurtarıcı olarak gireyim dediğiniz anda bir bakmışsınız ki o zorba, siz kurtarıcı, tamamen ilişkiler bambaşka yere doğru evriliyor ve ilişki gerçekten çıtırdamaya başlıyor. Hani bunun önüne geçebilmek için lütfen uzmandan bir destek alın. Çünkü hep diyoruz biz yaralarımızla, çöplüklerimizle, hepsiyle beraber evleniyoruz ve o evliliğe daha fazla çöplük bırakıyoruz. Ve o yanardağ gibi oluyor. Patladıkça patlıyor, patladıkça patlıyor. Ve sonra ne oluyor? Yaralanan iki kişi oluyor. Eğer orada çocuk varsa o yaralananlardan, kazatilerden biri de o çocuk oluyor. Lütfen... İki kişi de aslında çok biricik, iki kişi de çok kıymetli ama biliyoruz ki özellikle katıldığımız grup çalışmalarından yanalım, şunu çok gördük. İnsanlar çok yaralı. Evlilikten o kadar yaralılar ki. Yani eşin duymasını istiyor ama karşı tarafta duyulmak istiyor. İki taraf da birbirini açtığı zaman, iki taraf da o en hassas noktalarını birbirlerine açtığı zaman diyor ki benim sana ihtiyacım var, senin bana ihtiyacın var. Bilirsiniz bir tane resim vardır, aklınıza gelir mi? Biz bunu bazen eşimle de konuşmuştuk. Çok hoşumuza giden, kendisinin çok beğendiği bir resim olduğunu söylemişti. Bazen bu çiftlerle alakalı çalışmalar bize şunu anımsatıyor aslında. Dikenli iki kişiyi karakter olduğunu düşünün. Muhakkak resmini görmüşsünüz. Ters, birbirlerine ters bir şekilde durmuşlar. Ama iki tane çocuk var, içlerinde birbirine dokunmak istiyor. Bazen evet dikenlerimizi sevdiğimize batırabiliyoruz. O dillerimiz, sözlerimiz sevdiğimize gerçekten acı verebiliyor. Ve gerçekten belki niyetimiz acı vermek için de olabiliyor. Değişsin istiyoruz o kişi ama değişemiyor. Ama içimizdeki çocuk ona dokunmak istiyor. İçimizdeki çocuk eşimizle bir olmak istiyor. Bir bütün olmak istiyor. Ama bunu söylemek, itiraf etmek, o çöplüklerden, o yaralardan geçip o tarafa varabilmek çok zor oluyor. O yüzden bunun için özellikle söylüyorum. Lütfen evlenecek adaylara özellikle uzmandan bir görüş alsınlar. Belki de iki tarafına terapiye ihtiyacı var ve çok güzel bir evlilik olacak. Ve belki de bu evlilik yaralarınıza ve travmanıza feda olmasın. O yüzden uzmandan destek alın. Bu hanımefendi için de şunu söyleyeyim. Lütfen uzmandan bir destek alın. Belki değişme zamanınız bu yaştır ve değişmeniz gerekiyordur. Bu da sizin için bir şey söylüyordur diyelim. Ve herkes için, tüm evliler için, evliliklerin devam ve huzurlu geçmesi için tüm herkese şifalar dileyelim İnşallah. Buradan. Tüm izleyicilerimize şifalar dileyelim. İnşallah. Sağ olun.
Sıradaki sorumuz şöyle. Ben Asperger sendromlu bir öğrenciyim. Takıntılarım var maalesef ve bunlar değiştiği an tepki gösteriyorum. Tensel temas ve bazı renklere hassasiyetim var. Bunları nasıl azaltıp üstesinden gelebilirim? Çünkü toplumsal hayatımı çok fazla etkiliyor bu durum. Bir de empati yeteneğim zayıfmış, raporda bunu belirtmişler. Bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim? Şimdi Asperger sendromu ne hanım, otizm semptomu yani otizmdeki spektrumun bir tanesidir. Yani içinde bulunur otizm sendromunun. Ve genelde hani duyguları anlama, işte duygu durumunu anlama, işte esprileri aynı şekilde cevap verebilme gibi durumlarda sıkıntı olduğu gibi, bu kişinin bahsettiği gibi takıntıları olması, ani tepki vermesi gibi bunlar için de sıkıntılar yaşayabilir. Bunlardan bir tanesi, empati yeteneğinin gelişmesinden, yöntemlerinden bir tanesi. Ben şunu çok kıymetli buluyorum. Muhtemelen çok bilinçli bir gencimiz bu. Ya kız ya erkek tam bilemiyorum. Çok bilinçli bir gencimiz. Bunlardan tavsiye edeceğim yöntemlerden bir tanesi de şu an evde empati oyunu alsınlar. Empati bir kutu oyunudur. Bu oyunu almaları çok kıymetli olacaktır, empati duygularının artmasıyla alakalı. Bir de çok, eğer Asperger'le alakalı çok küçük yaşta bir çocuğunuz varsa, bununla alakalı küçük yaşta da bu oyunu oynayın ve küçük yaşta da bunu bildirin. Çünkü onlar anlamayabiliyor. Bazen çok öfkeyle yaklaşabiliyorlar. Bazen kaygıları çok yüksek olduğu zaman kaygıyla alakalı tak diye öfkeyle tepki verebiliyorlar. O an karşı tarafın zarar göreceğimi, işte canı acıyacağımı diye algılayamayabiliyorlar. Bir tane yöntemlerden bir tanesi bu. Diğer yöntemlerden bir tanesi de ben özellikle tavsiye ettiğim duygu kartlarını. Hı hı. Hani duygu söylüyoruz ya, duygu kartlarını kullanın evde. Duyguların bir sürü durumu vardır. Duygu kartları ya da ihtiyaç kartları, bu ikisi de olabilir. Lütfen internete yazın. Bir tane yazabileceğiniz şeylerden bir tanesi şiddetsiz iletişimin ihtiyaç kartları diye, ihtiyaç hı hı. listesi diye. İşte görülmek, duyulmak, işte arkadaş, işte sevilmek, bunlar bizim ihtiyaçlarımızdandır. Alan ihtiyaçlarımızdan bir tanesidir. Duyulmak ihtiyaçlarımızdan bir tanesidir. Anlaşılmak ihtiyaçlarımızdan bir tanesidir. Bunları yazın ve evde anneniz babanızla beraber bu kartları yere böyle yazarak serin. Ve deyin ki hadi beraber üçer tane seçelim. Şu an neye ihtiyacımız var? Anneniz diyebilir ki ya benim anlaşılmaya ihtiyacım var. Siz diyebilirsiniz ki benim görülmeye ihtiyacım var. Üç tane kart seçtikten sonra bu kartlar üzerine teker teker beşer dakika konuşun. Ve inanın bu da sizin empati yeteneğinizi artıracak çalışmalardan bir tanesi. Çünkü aktif dinleme yapmanız gerekiyor. Aktif dinleme demek yorum yapmadan sadece karşı taraf ne derse okey diyeceksiniz. Daha sonra annenizden duyduğunuzu geri ifade edin. Anne senden şöyle şöyle duydum, doğru mu diye söyleyin bakalım, duyduğunuz şey doğru mu? Ya da gerçekten duymuş musunuz onu diye. Bunlar çok kıymetli çalışmalardan bir tanesidir. Duygu kartları ya da dediğim gibi şiddetsiz iletişim ihtiyaç kartları çok daha işe yarayacaktır yanın. Diğer bir durum ise kişi empati az takıntıları çok fazla olduğu zaman ve böyle empatik yaklaşamadığı zaman ve takıntı olan şeyler kişide anksiyetesini de artırır. Bazen anksiyete takıntıyı artırır. Bunlar çok iç içe olan şeylerdir. Bence böyle durum için bir uzmandan destek alsınlar. Uzmandan aldıkları destek doğrultusunda inanın daha da azaltacaktır. Bir tane yöntem bu, bir tane de inanın hep söylüyorum ama otizm vakalarına çok işe yaradığı için ve çok iyi ilerleme gördüğümüz için söylüyorum. Lütfen cihazla yapılan çalışmaları çok küçümsemeyin. Bu ses dalgasıyla yapılan çalışmaları çok küçümsemeyin. Bazen bizim hani sizin yıllardır alamadığınız etkiyi biz bunda belki 2-3 ayda, 3-4 ayda alıyoruz. Özellikle otizm vakalı olan çocuklarınız varsa en iyi 10-15 seans içinde çocuklarda bir değişim gözlemleniyor. Ve muhakkak bu değişimi görüyoruz yani çocuklarda. Lütfen bunu da çok fazla geri plana atmasınlar. Bu tarz çalışmaların da hani çok negatif etkisi olmadığı sürece, herhangi bir beyne negatif bir elektrik sinyali olmadığı sürece, sadece müzik frekansı olduğu sürece lütfen güvensinler. Ve bununla alakalı çalışmalara lütfen onay versinler ve araştırsınlar. Evet. Çok da sağlıklı bir ilerleme var bunlarda. Özellikle otizm spektrumda ya da sendromda olan çocukların ve bunlara bağlantılı sendromda olan çocuklarda çok daha hızlı ilerlemeler görüyoruz. Yani. Hı hı. Bu anlamda ki gün geçtikçe otizmle ilgili yapılan çalışmalar da artıyor. Evet. Teknolojik gelişmeler de, bu imkanların sağlanması da bizim tedavi noktasında önemsediğimiz gelişmeler.
Tabii biraz temkinli davranılabiliyor böyle durumlarda ama gerçekten işin ehlinden, sizin gibi bu işi gerçekten hakkıyla yapan kişilerden bununla alakalı bilgi almaları ve bununla alakalı bir tedavi sürecine girmeleri çok kıymetli olacaktır. Sizin de vurguladığınız gibi inşallah ihmal etmesinler diyelim. İnşallah annem. Sıradaki sorumuz şöyle. Ailemizde iki kardeşim psikolojik bir takım sorunlara sahip. Obsesif bozuklukları var. Annemle babam özellikle son yıllarda her zaman önceliği iki kardeşime verdiler. Bunun böyle olması gerektiğinin farkındayım ama bazen kendimi çok ihmal edilmiş ve yalnız hissediyorum. Ailem üzülmesin diye de bu hislerimi onlara anlatamıyorum. Sürekli olgun olmaktan ve öyle davranmak zorunda hissetmekten çok yoruldum. Ne yapmalıyım? Çok güzel bir soru. Yani izleyicimize çok teşekkür ederim. Yaşınızı bilmiyorum ama çok güzel anlatmışsınız duygularınızı. Yani böyle okurken bile sanki sizinle beraber oradaydım, dinliyordum gibi hissettim. Çok teşekkür ederiz hanımefendi ya da beyefendiye. Şöyle bir şey var. Eğer ki gerçekten yani anladığım kadarıyla çok böyle yorulmuş, bitmiş, tükenmiş böyle hep olgun olmak zorundayım, her şeyin sorumluluğu bende gibi böyle bir role bürünmüşsünüz. Ve bu rol de maalesef bir noktadan sonra yanım kurtarıcı haline geliyor. Yani biz bir şekilde kurtarıcı olmaya çalışıyoruz hayatımızda. Yani kurtarıcı olduğum zaman ne oluyor? Ben kurtarıcı olduğum zaman kendimle alakalı, çevremle alakalı, herkes bana bak ne kadar olgunsun diyor, ne kadar şöyle diyor. Evet ilk başta çok iyi gelebiliyor ama sonrası gerçekten yorucu olabiliyor kişiye ve gerçekten o yoruculuk insana böyle bir noktadan sonra bıktım artık dedirtebiliyor. Şimdi burada OKB dediğimiz şey, OKB asla tedavi edilemez bir şey değil. İlk önce onu söyleyelim yanım. OKB ilaçlarla beraber ve terapötik destekle beraber toparlanacak bir şey. Bazen de kişi o OKB'yi, biz bazen o OKB'yi de sorumluluğu çocuklarımızın kaldırmasından ziyade sanki sorumluluğu biz çocuk 50 kaldırırsa biz 200 kaldırıyormuşuz gibi haline getiriyoruz. Çok fazla üzerimize alınıyoruz. Hayır, bunun ilaçla alakalı, ilaç ve terapötik yaklaşımlarla alakalı yararı vardır. Aile babanın tutumu çok önemlidir. Anne baba çok aşırı mükemmeliyetçi, aşırı kaygılı yapılara sahip kişilerse ister istemez bu çocukları da etkiler ve obsesif olmaya doğru yönlendirebilir. Bazen 6 yaşında bile biz çocuklarda obsesif davranışlar görebiliriz. İşte, el temizliğidir, işte belli takıntılı el kol hareketleridir gibi görme imkanımız var. Ama kendisi şu an sağlıklı bize soruyu yazan kişi ve gerçekten anne babasının sevgisine ihtiyacı var. Bir gerçekten eğer konuşabiliyorsa bence bu durumu anne babasıyla bir konuşmasına sağlıklı olacaktır. Yani böyle böyle var ama benim de size ihtiyacım var. Benimle biraz vakit geçirir misiniz demesi gerekebilir. Yani eğer ki diyemem ben böyle bir şey yapamam diyorsan en azından anne babanızdan rica edin ve bir terapiye ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Nihan Hanım, bize gelen danışanların bir kısmı çok ağır vaka olanlar değil biliyor musunuz? Yani çok ağır hastalık yaşayan insanlar değil. Tam tersine ağır hastalıklar hani ölümcül hastalıklar vardır ya da gerçekten çaresi olmayan hastalıklar vardır. Bazen onlardan ziyade ona bakım verenlerin yaşadıkları yani ona bakım veren kişiler. Ağır annesi babası hastalar yatalaktır ama anne babasına bakmak zorundadır. Ya da işte anne babası zorlu bir hastalıktan geçiyordur ona bakmak zorundadır. Ya da işte çocuğuyla alakalı sıkıntıları var ya da kardeşi ablası bir ciddi bir hastalıktır ve ona bakım vermek zorundadır. İşte biz fark ediyoruz ki yanına bakım verenler de maalesef aynı depresif ruh haline giriyorlar. Aynı psikolojik bunalıma girme ihtimalleri var. Aynı kaygı bozukluğu, panik atak bozukluğu gibi sıkıntılar ortaya çıkma durumu var. Bakım veren kim olursa olsun. Yani anne olsun, baba olsun, çocuk olsun, evlat olsun önemli değil. Gerçekten kendinize vakit ayıramıyorsanız, gerçekten kendinize de kendinizi rahatlatacak, o enerjiyi atacak bir yer bulamıyorsanız siz de psikolojik olarak bunalıma girmeye, psikolojik olarak zorlantı içinde olmaya olacak durumunda kalabiliyorsunuz. Bunu neden söylüyorum? Şimdi hanımefendi ya da beyefendi bununla alakalı konuşmuş ama kendisi de aynı durumda olduğu bakım veren bir şekilde anne babasını anlamak durumunda olan, anne baba bakım veren durumda ve onları anlamak durumunda, olgun davranmak durumunda olduğu için ve böyle bir role de girmek zorunda olduğu için bunu çok normal sanmış. Ama aynı zamanda da içten içe de psikolojik olarak da bunun zorlantısını, sıkıntısını çekiyor. Şimdi
Eğer ki zorlantı sıkıntısını çekiyorsanız birincisi muhakkak uzmandan bir destek alın. Bunu her defa söylüyorum. İkincisi siz bakım veren olarak onlar çok daha iyi, onlar çok daha kötü, benim durumum iyi diyorsanız bu attığınız mesaj bile iyi olmadığınızı söylüyor aslında. Bu mesaj bile ihtiyaçlarınızın karşılanmadığını söylüyor. Belki kardeşleriniz OKB'si var ama OKB şu an tedavi aşamasında olabilir. Yani ilacı olan ve sürekli psikoloğa ya da bir terapi sürecine gitmesi gereken ve anne babanın tutum ve davranışını değiştirmesi gereken bir süreç. Yani burada sizinle alakalı olan bir durum sadece anne babaya olan ihtiyacınız. Eğer anne babaya olan ihtiyacınız varsa ve bunu çok yoğun bir şekilde hissediyorsanız lütfen ve lütfen bir an önce bir uzmandan bu konuyla alakalı destek alın. Eğer söylemek zorunda olursanız anne babanızla bu konuyu açın. Ama eğer ki uzmandan destek alamam, anne babamla konuşabilirim diyorsanız anne babanızla konuşmaya çalışın bu durumu ki bu durumun sizi nasıl kaygılandırdığını, bu durumun nasıl bu rolü almak istemediğinizi ona söyleyin. Hı-hı. Yani olgun oluyor. Sen ne kadar olgunsun diyorlarsa size belki de o rol size artık çok fazla gelmiştir. Belki de o rolü gerçekten sizi çok yoruyordur. Belki de o rolü artık almak istemiyorsunuzdur. Lütfen buna çok dikkatli bir şekilde, yoğun bir şekilde odaklanmaya çalışın. O rol en başta çok güzel gelebilir çünkü ödül gibi geliyor. Siz övülüyorsunuz, övgü aldınız ama şu an o size iyi gelmiyor olabilir. Sizi iyi hissettirmiyor olabilir. Sizi rahatlatmıyor olabilir. O yüzden lütfen bunu konuşun ve o rolün artık altında kalmaktan, o rolünü artık üstlenmekten, o gömleği giymekten artık yoruldunuz, o kıyafete giymekten yoruldunuz artık söyleyin ve gerekirse o gömleği çıkartın. Olgun olmak bazen gerçekten çok iyi hissettirebilir ama sürecin sürekli olması, devamlı olması ve duracak bir zaman diliminin olmaması sizi gerçekten yoracaktır. Hı hı. Bununla da alakalı da dediğim gibi ya uzmandan bir destek alın ya da lütfen anne babanızla bu konuyu konuşun. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Kızım arkadaşlarına karşı sınır çizemiyor, kalpleri kırılır diye sonunda üzülen kendisi oluyor. Hangi kitap türlerini okuyabilir? Ona nasıl yardımcı olabilirim? Yani eğer izleyicimiz şu an bizi izliyorsa istediğim şey hani yaş grubu hangi evet. Yaş grubuna hı-hı. ait olduğu bu yaş grubu. Çünkü kitap tavsiyesinde bulunmuş istiyorsunuz. Hani hı-hı. bunlardan bir tanesi çocuk kitapları da olabilir. Çocuk kitap listesinden de olabilir. Ama yaş grubu bizim için çok kıymetli burada. Hı-hı. Şimdi sınır çizmeyle alakalı ben anne babaya şunu tavsiye ediyorum. Sınır çizmeyle alakalı Sınırlar diye iki ciltlik kitap var. Hı hı. Yani Sınırlar diye iki ciltlik bir kitap var. Onu tavsiye ediyorum. Lütfen o kitabı okusunlar. Bu kitap ona çok iyi gelecek. Ama eğer kızı sınır çizemiyorsa ve kızı sınır çizmede zorluk çekiyorsa kendiyle alakalı muhakkak bir şey söylüyor. Çünkü şunu söylüyor. Ben sınır çizersem arkadaşlarımı kaybedeceğim. Ben sınır çizersem arkadaşlarım tarafından sevilmeyeceğim. Ben arkadaşlarıma hayır dersem onlar beni bir daha görmek istemezler. Onlar bir daha beni sevmezler. Onlar bir daha benimle ilgilenmezler. Onlardan dışlanırım gibi korku ve kaygılar olabilir. İlk önce buna bakmak gerekiyor. Lütfen anne şunu yapsın. Eğer akşam kızı geleceği zaman okula. Yani arkadaşlarım sınır çizsem bunu yapmayacağım, bunu böyle yapmayacağım desem ne olur? En kötü ne olur? Sırasını tekerlek 10 tane şey sıralar. Hı hı. Benle konuşmazlar, benimle görüşmek istemezler, bana tavır alırlar, beni dışlarlar, beni gruplarına almazlar, işte benim adımı işte negatif olarak çıkartırlar okulda, işte en sevilmeyen beni olurum, işte sosyal medyadan beni engeller. Tamam hepsini yazsın. Bakın bakalım çocuğunuzun söylediği şey genellikle kaygılarıyla alakalı mı? Yani olma ihtimali %1 olan, ya da olma ihtimali %5 olan ama daha çok kızınızın kendi çapında kurduğu, kaygılandığı şeyler mi? İlk önce buna bakmaları gerekiyor Nihan Hanım. Yani buna bir anne olarak bir baksın, gözlemlesin. Peki ondan sonra örneklerle gitsin. Örneklerle çok ekstrem örneklerden giderek daha küçük örneklere gidebilir. Mesela desin ki zebraların olduğu bir sınıf varmış. Hani yaş grubunu bilmediğim için söylüyorum. Küçük bir kız gibi aklıma geldi ama zebraların olduğu bir sınıf olsun mesela desin. Zebraların olduğu bir sınıfta işte az çizgili zebra, çok çizgili zebralı olan zebrasının sınıfındaki işte kalem kutusuna kalemlikler sürekli almak istiyor. Ama çok çizgili olan zebra da diyor ki hayır diyor, yani demek istiyor ki aslında kalemlerimi çok fazla alma, onlar benim demek istiyor. Ama diyemediği için her defasında her hafta kalemleri bitiyor bu zebranın. Sence bu zebra ne yapsın? Nasıl bir tutum sergilesin? Ne yapması gerekiyor? Arkadaşını da kırmak istemiyor. Ne diyebilir? Yok hiçbir şey demesin anne, boş ver.
Yoksa arkadaşını kaybeder gibi mi söylemlere giriyor? Ya da hadi gel seninle bu çok fazla çizgili olan zebra, az çizgili zebra, az çizgili olan zebra ile konuşsun. Desin ki arkadaşım ben seni çok seviyorum. Sen benim için çok kıymetlisin. Sen benim için çok değerlisin. Ama biliyor musun benim sadece 3 tane kalemim var. Sana sadece bir tanesini verebilirim. 2 tanesine benim ihtiyacım var dersin. Ne olur sence? O zebra birazcık üzülebilir ama sonra tamam der. Çünkü onu çok seviyordur. Mesela örnek veriyorum. Bunlar gibi eğer yaklaşım yaparsanız en azından kızınız bunu anlayacaktır. Yani eğer yaşı çok küçük bir kızsa onun için söylüyorum. Ama eğer yaşı büyükse ve arkadaş kaybetme kaygısı var, arkadaşlarından kopma kaygısı varsa, dışlanırım kaygısı ve korkusu varsa ne yanalım? Bu kaygı çok daha yoğun bir kaygıdır. Bununla alakalı bir uzmandan destek almasına daha faydalı olacaktır, daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında evde böyle bir şey varsa, evde kaygılı bir yapısı varsa, anne babanın kaygılı tavır ve tutumları ya da ani panik yapmanız çocuğu etkileyebiliyordur. Bu da birazcık daha sakin ve sükunette olmanız daha sağlıklı ve daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Bunları uygulasınlar. Eğer uyguladıkları halde bir işe yaramıyor, hala çocuğumda böyle bir şey var, hala arkadaşlarına sınır çizemiyor derseniz de lütfen bir uzmandan destek alın. Bu daha kıymetli olacaktır. Şimdiki sorumuz şöyle. 50 yaşında bir erkek izleyicimiz soruyor. Hayatımda her zaman büyük oynamak istedim ve her zaman kaybettim. Tüm işlerim battı. Artık kendimi çok çaresiz ve tükenmiş hissediyorum. Nereden ve nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ailem arkamda ama onları da kaybetmek istemiyorum. Eski başarılı halime geri dönmek istiyorum. İnsanlara güvenip iş yapıyorum ve sürekli kandırılıyorum. Artık çok yoruldum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Nihan Hanım, bu bize biraz önce söylediğimiz bir şeye çok benziyor, farkında mısınız? Yani bir döngüye tekrar. Evet. Yani bugün ne kadar çok döngülerden konuşup, bugün ne kadar çok çıkmazlardan konuşup, bugün ne kadar çok tıkanmışlıklardan ve çıkmaya çabalayan insanlardan konuştuk. Ve çıkmaya çabaladıkça batan, bataklık gibi aşağı çeken insanlardan konuştuk. Ve sürekli bir döngüde yaşıyoruz aslında. Şimdi buraya baktığımız zaman şuna bakmamız gerekiyor. Birincisi, eğer gerçekten böyle bir döngüdeyseniz, böyle bir sıkıntılar yaşıyorsanız ve gerçekten çıkamıyorsanız, burada bize çok güçlü bir kuvvet veren bir şeyimiz var. Onu bilmiyoruz yani. Onu bilmemiz gerekiyor. O da şu. Kaynaklarımız. Kaynaklarımız bizim için çok kıymetli. Biz bu terapilerde bunları çok kullandığımız şeyler. Kaynaklarımız bizi motive eden, bizi güçlendiren, bize hayat veren şeylerden bir tanesi. İki tane kaynaklarımız var. Bir içsel kaynaklarımız, bir dışsal kaynaklarımız. İçsel ve dışsal kaynaklarımız bizi gerçekten motive eden şeylerden bir tanesi. Mesela danışanlarıma bazen soruyorum, gerçekten çaresiz ve tükenmiş hissettiğin zaman, hayatta artık her şey sonu gel dediğin anda seni bir tık iyi eden bir şey muhakkak vardır. Hani %100 etmiyordur da %1 ediyordur. Ona da razıyız. Hani %5 iyi ediyordur. Bunlar neler? Mesela şunu söylüyor. Diyor ki benim diyor, ben diyor dua ettiğim zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ah tamam, bu senin içsel kaynağın. Çok güzel, devam et. Başka yürüyüş yapmak bana iyi geliyor. Oo, çok güzel. Ondan sonra başka ne kaynağın var? İşte örnek veriyorum, resim yapmak, yemek yapmak çok iyi geliyor. Oh, bütün stresimi atıyorum. Tamam, yazdık bunları kenara. Dışsal kaynakların neler? Yani çevren olur, arkadaşın olur. Daha önce yaşadığın bir anın bile senin kaynağın olabilir. Diyor ki mesela, annemle sohbet etmek bana iyi geliyor. Arkadaşlarımla sohbet etmek bana çok iyi. Bir kahve içmek bile of çok rahatlıyorum, çok kendime getiriyor. Tamam, dışsal kaynakların da oldu. Peki buna eklemek istedin. Yani sen gerçekten bunu aldın ve bittiğin zaman seni iyi eden bir şey var mı diyoruz. Evet ya diyor bazen. Bir gün diyor her şeyim tepe taklak olacaktı. Okula giden bir öğrenci, her şeyim mahvolacaktı ve hiç çalışmamıştım. Her şey çok kötüydü. Ve ondan sonra bakıyorum diyor, sınav iptal oldu. O anda diyor kendi enerjimi topladım diyor. Çünkü çok önemli de o sınav benim için diyor mesela. Ve sonra bir gün sonra hemen o sınavın olacağı tarihe kadar sürekli çalıştım. Hiç çalışmayı bırakmadım. Ve baktım ki ama ümidim de yok. Çünkü gerçekten çok zorlandım da bir derste ve yapmam da gerekiyordu derste. Bir baktım diyor mesela en yüksek ben almışım. Ama oradaki kaynağınız ne diyorum mesela? Bir şeyi pes etmeden devam etmem. Ama sonucunda illa olacak diye bakmadım. Ama pes etmeden sürekli çalıştığım için diyor
Ben onu yaptım. Hı hı. Demek ki senin sürekli pes etmeden çalışman da senin için bir kaynağındı. Şimdi o şeyin aynısının yanına burada aslında söylemek istiyorum bu izleyicimiz için. Aslında sizin de böyle kaynaklarınız var. Buna biraz odaklamak gerekiyor. Diyorsunuz ki ailem arkamda. Ailenizi kaynak olarak alın. Ben ne yaparsam yapayım ailem arkamda ve ailem benim destekçim. Bu size güç versin ve bunu kabul edin. Manevi olarak neye inanıyorsanız ondan aldığınız güçler, ibadetlerin size güç versin durumunuz. O daha sonra yaptığınız daha önce başarılıydım diyorsunuz. Yani daha önce aldığınız başarılar, yaptığınız şeyler onları hatırlayın. Oradaki gücünüzü ve oradaki enerjinizi hatırlayın. İnanın eğer oradaki zamana geri dönüp, oradaki enerjinizi hatırlayıp, bir dakika ben daha önce başarılı bir insandım ve başarılı bir insan olduğum için de kendimi çok daha iyi toparlayabiliyorum ve kendimi daha iyi hale getirebiliyorum. Bunu daha önce yaptım, bunu daha önce başardım diyorsanız tamam tekrar başarabilirsiniz. Tekrar o döngüyü kırıp tekrar kendinizi toparlayabilirsiniz. Tekrar bir adım atabilirsiniz. Eğer buraya odaklanırsanız, eğer kaynaklarımıza, güçlü taraflarımıza odaklanırsak Nihan Hanım, o bize zor gelen, o bize güçlük olarak gelen şeylerde bile çıkış yolu bulabiliriz. Çıkış yolu bulursak da kendimizi o girdabın içinden çıkartabiliriz. Lütfen ve lütfen tüm izleyicilerimize, tüm tıkananlara, tüm artık bir yol arayıp da yolda bir türlü bulamayanlara söylüyorum. Kaynaklarınızı bulursanız, kendinizi kendiniz yapan, kendinizi güçlü yapan, kendinizi iyi hissettiren alanlara bakarsanız, bu alanları hayatınızı hatırlamaya çalışırsınız ve bir dakika ben daha önce yaptım ve yine yapabilirim dersiniz. Ve bunu da hayatınızın gerekirse belli bir yerlere not olarak, kahvenizin kenarına not olarak böyle poste yazarsınız, bir yerlere yazarsınız. Ahmet daha önce başardın, yıl 2015'ti, yaptın bunu, yine yaparsın, pes etme. Pes etmemiştin de başardın gibi. Ya da şunu şunu yaptın, daha iyi hale geldin gibi gibi. Böyle küçük küçük anılarınızı not edersiniz. Ve bunları kaynak olarak cebinizde güçlü bir alet edevat çantanıza yerleştirirsiniz. İnanın bir şekilde oradan çıkarsınız. Bir şekilde kendinizi çok fazla girdaba girmeden çıkarsınız. Ama dersiniz ki ben hala çıkamıyorum. %20 başardım ama %50-60 yapmam gerekiyor derseniz ben burada şunu demek durumundayım Nihan Hanım. Lütfen ve lütfen o durumlarda uzmandan bir destek alın. Uzmandan aldığınız destekle belki o çıkacağınız yolu çok daha hızlı çıkarsınız ve çok daha iyi hale gelirsiniz diyerek bitireyim. Ve inşallah da bu cevabımız, kaynaklarımız bize şifa olsun. Kaynaklarımız bize kendimizi motive etmemize ve yolumuzu daha sağlıklı yürümemize şifa ve yol gösterici olsun diyerek de ekleyelim. Çok teşekkürler Şahidet Hanım. Bu kaynaklarla ilgili olan mesele gerçekten çok kıymetli. Sadece bazen yaşadığımız olumsuzlukların içine saplanıp kaldığımız için kaynaklarımızı görmekte de zorlanabiliyoruz. Bizim için yeterli olmadığını da düşünebiliyoruz bu kaynakların. Fark etsek de tamam ama ne işe yarayacak ki zaten bunlar varken başarısız olmuştum. Demek ki bir anlamları yok şeklinde de yorumlayabiliyoruz. Belki kaynaklarımıza karşı bakış açımızı değiştirmek, bunları fark etmeye başlamak da bizim için güzel bir destek imkanı olabilir. Sık sık hatırlatıyoruz şükretmenin insanın zihin yapısını, beyin yapısını olumlu yönde etkilediğini, buna dair çok fazla çalışma olduğunu da belirtiyoruz. Kaynaklarımızı görmekte çok zorlandıysak belki her gün yatmadan önce mutlu olduğumuz, o gün bizi mutlu eden 2-3 tane şeyi yazıp bunlara şükrederek uyumak. Bunu bir teşekkür olarak da, bir dua olarak da yapabiliriz. Belli bir süre sonra zihnin düşünme biçimini ve zihnin pratiğini de değiştiriyor. Belki bunu deneyerek bile hayatta sahip olduklarımıza karşı bakış açımızı değiştirerek bir adım atmış olabiliriz diyelim. Bu güzel niyetle, bu temenniyle de programımızı bitirmiş olalım Şahidet Hanım. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yetiştiremediğimiz sorularımız oldu. İzleyicilerimiz sorularını yönlendirmeye devam ediyor. Hepsini akışımıza ekliyoruz. Önümüzdeki hafta yine soru cevap bölümümüzde bu sorulara yer vermeye çalışacağız. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.